24 ekranlarından iyi geceler. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Küresel oyunla karşınızdayız. Önümüzdeki 2,5 saat boyunca çok önemli meseleleri, gündemi meşgul eden önemli uluslararası meseleleri tartışacağız, ele alacağız. Gündem sıcak, gündem hareketli. Gündemin odak noktası ise Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan gerilimler ve Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giden heyetin temasları ana gündem konumuz. Bu temasları değerlendireceğiz. Bunların olası sonuçlarını konuşacağız. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimlere değineceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ambargolarını ele alacağız. Bunun olası sonuçlarını değerlendireceğiz. Stüdyomuzda önemli konuklar var. Hemen konuklarımızı tanıtalım. Serdar Karagöz, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz efendim. Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekonomist Cüneyt Paksoy bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hemen gündeme dönelim. Sıcak gelişmelerle başlayalım. Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giden heyetin bugün kritik temasları vardı. Serdar Önal Başkanlığı'ndaki heyet, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Gündemin ana konusu rahip Andrew Brunson'un tutukluluğuydu. Ev hapsinde olmasıydı daha doğrusu. Neler konuşuldu, neler tartışıldı? Serdar Karagöz, siz de gelişmeleri yakından izlediniz. Gün boyunca temasları yakından izlediniz. İzleniminiz nedir? Şimdi Amerika ile Türkiye arasındaki kriz için bunlar önemli görüşmeler. Diyalog kapısının açılmış olması önemli. Yakın zamanda bir gelişme, sıcak bir gelişme, olumlu bir gelişme beklemeli miyiz? Ne diyorsunuz? Şimdi tabii kriz başladığı andan itibaren Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Türkiye şunu söylüyor. Burada devam eden bir hukuki süreç var. Bu hukuki süreci ben müttefiklik ilişkisinde göz önünde bulundurarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde nihayete erdirmeye çalışacağım. Buna saygı bekliyorum sizden diyor. Tabii bizim anladığımız kadarıyla Türkiye ve ABD arasında karşılıklı hukuki meseleler üzerine bir diplomasi zemini zaten oluşmuş. Zaten görüşülüyor. Orada devam eden bazı davalar var. Bu davalara ilişkin bir görüşme var. Burada devam eden bazı davalar var. Bu davalara ilişkin burada bir görüşme süreci yaşanıyor. Böylesi bir atmosferde birden Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen derhal bırakacaksınız şeklinde Türkiye'deki devlet düzenine bir saygısızlık, Türk hukuk düzenine bir saygısızlık, Türk halkına bir saygısızlık. Böyle bir yaklaşım içine girince ne oldu? Kriz oldu. Esasında bir problem ciddi anlamda devletler arası bir krize dönüştü. Hem de masa orada kuruluyken, yani masa kurulu, diplomatlar görüşüyorlar. Amerikalılar buradaki davaları takip ediyor. Bizim diplomatlarımız Amerika'daki davaları takip ediyor. Böyle bir atmosferde birden iç siyasi motivasyonla, yani içeride evangeliklerin daha ziyade oyunu almak ve iç kamuoyunda gündemi değiştirmek amacıyla önce Başkan Yardımcısı Pence çıktı. Daha sonra Başkan Trump bu anlamda bir pozisyon aldı ve biz bu günleri yaşıyoruz. Şimdi burada ne olacak bundan sonra? Bu olayın kısa bir özeti. Detaylandırırız da daha sonra bu durumu. Şimdi Türkiye o her zaman kurulu olan diplomasi masasından hiçbir zaman kalkmadı. Muhatabımız ne kadar nobranca, ne kadar şımarıkça davranırsa davransın, Türkiye soğukkanlılığını korudu ve o masada oldu. Bugün de Amerikalılar beklemiyordu böyle bir ziyaret. Onu da söyleyelim, çünkü dünkü Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bizim planladığımız böyle bir görüşme yok dedi, açıkladı bunu. Fakat bugün Türkiye heyeti Amerika'nın Dışişleri Bakan Yardımcısıyla görüştü. Şimdi demek ki Amerikalılardan bu anlamda bir hareket yok. Türkiye problemi çözmek için diplomatik ataklarını sıklaştırmış durumda. Bunu görüyoruz. Gittik oraya, oturduk. Tabii ki adamların talebi şu: bir an önce bu ilgili papaz bırakılsın. Şimdi böylesi bir atmosferde bunu açıktan da söylüyorlar. Yani bizim müzakereden anladığımız diyorlar, bir an önce rahip Brunson'ın bırakılmasıdır. Fakat Türkiye'nin anladığı o olmayabilir. Türkiye bu noktada müttefikiyle karşılıklı meseleleri de konuşuyor. Bu konuya ilişkin de devam eden bir hukuki süreç var. Türkiye'nin yapabileceği tek bir şey var elinde: hukuki süreci hızlandırmak. Mümkün olduğunca Türkiye hukuki süreci hızlandırır. Nihayetinde bir ceza alırsa
O cezaya Amerikalılar da saygı duymak zorunda. Yok, bir ceza almazsa zaten işler Amerika'nın istediği şekilde yoluna girer. Ceza alıp almayacağını bilmiyoruz. Ama devam eden hukuki süreç var. Türkiye burada yine Türkiye Cumhuriyeti heyetinin ben orada Amerikalılarla aynı masada onlara şunu söylediğini düşünüyorum. Yani biz bu noktada elimizde yürütme olarak yargı sürecine en fazla işleri hızlandırmayı tavsiye edebiliriz. Bunu söyledi. Bunun karşılığında Amerikalılar buna saygı duyacaklar mı, duymayacaklar mı? Türkiye'den gelen bu cevabı şimdi hemen oradaki heyet Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı'na, Dışişleri Bakanı Başkan'a rapor ediyor. Türkler geldiler. Sorunu çözmek istiyorlar. Bizimle diplomasi masasının devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve yaklaşımları bu diyecek. Son karar yine burada Amerikan Başkanı'ndan çıkacak. Yani, çünkü Amerikan Başkanı bu süreci daha da mı derinleştirecek krizi, yoksa Türkiye'ye saygı duyup bu krizin çözümü noktasında makul olan pozisyon mu alacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Türkiye burada çözüm iradesini ortaya koyuyor. Biz bu işi çözmek istiyoruz. Siz bizim bir şekilde müttefikimizsiniz. Biz bu müttefiklik ilişkisi çerçevesinde sizden beklediğimiz şey saygı. Türk halkına saygı. Çünkü siz bunu yapmadığınız zaman Türkiye'de artan bazı sizin aleyhinize yaklaşımlar var. Anti-Amerikanizm yükseliyor. Niye yükseliyor? İşte bu şımarık tavırlarınızdan dolayı yükseliyor. Niye yükseliyor? Türk halkını, Türk hukukunu, Türk devletini hiçbir şekilde ciddiye almaz bir şekilde o kişiyi hemen bırakacaksınız şeklinde baskıdan dolayı. Trump döneminden önce de yükselişteydi zaten. Trump ama dönemiyle iyice an, hızlandı yani tabii. Şu son yani kriz gerçekten de çok irrasyonel bir zeminde ilerliyor. Türkiye soğukkanlılığını koruyor. Türkiye'nin argümanları güçlü. Yani sakin olun diyor. Hukuki süreç devam etsin. Biz de hızlandıralım ve nihayetinde bir noktaya gelelim diyor. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şımarık tavrı tırnak içerisinde eğer makul bir noktaya gelirse, evet biz önümüzdeki günlerde bu işin çözülebileceğini söyleyebiliriz. Yok, bu meselede eğer Amerika Birleşik Devletleri ben biraz daha krizi tırmandıracağım derse kriz tırmanır. Ben şimdi burada yine aldığımız haberlere göre heyet buradan bir başka konu. Önümüze konular var diyoruz ya, diplomatlar diğer vatandaşlarını ilgilendiren konularda diğer ülkenin diplomatlarıyla görüşür. Şimdi Hazine Bakanlığı'na geçildi. Hazine Bakanlığı'nda da bir takım görüşmeler yapılacak. Bu Hazine Bakanlığı'ndaki görüşmeler daha ziyade Halkbank davası ve İran yaptırımları çerçevesinde olacak. Bu şunu gösteriyor. Yani Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri konuşabiliyor. İletişim kurabiliyor. Birbirlerine argümanlarını söyleyebiliyorlar. Beklenti nedir? Herkesin devlet ciddiyetiyle hareket etmesidir. Yani Türkiye gerçekten devlet ciddiyetiyle hareket ediyor. Trump'tan da devlet ciddiyetiyle hareket bekleniyor. Ve Trump'a eğer kendi Amerika içerisindeki muhalifleri ve dünyadaki diğer devletler Trump'a bu tarz davranışların kendisine bir maliyeti olacağını hissettirirlerse o zaman Trump daha makul davranışlar sergileyebilir. Yani şu an Trump'ın bu çılgınlıklarına, yapıp ettiklerine, ticaret savaşlarına, İran'a yapmış olduğu tek taraflı bu yaptırımları tekrardan devreye sokma politikalarına biz Amerika içerisindeki muhalefetin çok da güçlü bir ses çıkarmadığını görüyoruz. Avrupa devletlerinin kısık sesle, kendi çıkarlarını zedelese bile kısık sesle bir resistans gösterdiğini görüyoruz. Bütün bunların da etkisiyle Trump yönetimi yani fil bir züccaciyeci dükkanına girmiş fil gibi giriyor, döke, kıra, devire uluslararası arenada şu an ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Kendisine şöyle bir bakıp bu benim yaptığım kısa dönemde belki Amerikan çıkarlarına fayda sağlıyor, o da tartışmalı bir konu, ama orta vadede Amerikan imajını ve Amerikan çıkarlarını çok büyük tehlikeye atıyor şeklinde bir muhasebe yapması lazım. Aksi takdirde olup biten şeyler günün sonunda Amerika'ya zarar verecek. Yani Türkiye-Amerika ilişkilerinin şu anki
durumunu üçüncü devletler izlerken şunu not ediyorlar. Amerika ciddi bir devlet gibi davranmıyor. Amerika şımarık bir çocuk gibi davranıyor. Amerika ile ilişkiye gireceksek onun böyle bir şey olduğunu hesaba katmamız lazım. Onun için Amerika ile mümkün olduğunca az ilişkiye girilecek. Hem siyasi dayanışmaya az girilir, hem ekonomik dayanışmaya az girilir. Çünkü Trump zaten şunu söylüyor. Benim dünyada hiçbir ülkeyle böyle bir dayanışmaya ihtiyacım yok diyor. Amerika first dediği, önce ben Amerika dediği Amerika olarak kendime olarak yeten bir ülkeyim. Tabii dünya böyle bir şey değil. Dünyada ekonomik bağımlılık çok yüksek. Ve sürdürülebilir değil bu Amerika'nın içinde bulunduğu ya da şu an Trump'ın izlediği siyaset. Siz ister istemez duvarlarınızı yükselttiğinizde diğer insanlar da kendilerini koruma amaçlı duvarlarını yükseltiyor. Bugün İran konusunda yapmış olduğunuz politika, şimdi bakıyorum Avrupalı şirket, gireceğiz o konuya biliyorum. Avrupalı şirketler tek tek faaliyetlerini durduruyorlar. Bunun orta vadede Amerika'ya, Amerikan imajına ve Amerikan çıkarlarına etkisi olmayacak mı? Olacak. Muhakkak zararı olacak tabii. Ben dolayısıyla şu an Türkiye'nin yapmış olduğu bu diplomatik hamlenin devlet ciddiyetiyle yapıldığını, Türkiye'nin çıkarlarını korumak üzere yapıldığını değerlendiriyorum. Şimdi top Amerikalılarda, işte son kararı günün sonunda yine Trump verecek. Evet. Türkiye tezini ortaya koydu ve tekrar altını çizeyim onun. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün yaptığı basın toplantısında bugün yapılacak olan görüşmeyi onaylamadı. Bu şunu gösteriyor. Demek ki Türkiye bastırıyor görüşelim diye ve Türkiye onları masaya oturtuyor. Yani Türkiye diplomatik anlamda bu krizin çözümü için bir adım öne geçti Amerika'dan. 1-0 önde şu an için diyebiliriz belki. Diplomatik anlamda Türkiye söylem üstünlüğü de olduğu için, çünkü Türkiye'nin söylem üstünlüğü çok net. Hukuki süreç var. Bu hukuki süreci hep beraber izleyelim. Nihayetinde bu süreç bir noktaya gelecek. Ve ben yürütme olarak bunu mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışacağım. Türkiye bunu söylüyor. Bu çok kabul edilebilir bir şey. Ya Amerikalıların istediği şey absürt. Amerikalıların istediği şey Türkiye'nin hukuku çiğnemesi olan, yani olan akışa uygun değil. Absürt bir şey istiyor. Hukuk tanımam diyor. Yargınızı tanımıyorum diyor. Sisteminizi tanımıyorum diyor. Derhal bunu yapacaksınız diyor. Şimdi bu tavrı Amerika Birleşik Devletleri değiştirirse krizin tonu azalır. Yok Trump ben bu krizde birazcık daha derinleşmeye gideceğim diyorsa krizin tonu artar. Ama krizin tonu dediğim siyasi kriz bu. Şimdi ilk etapta bir yaptırım denediler. Nedir o? İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın Amerika'daki mal varlıklarının dondurulması, Amerika'ya girişlerinin yasaklanması. Bu esasında yine Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan bir yaptırım. Bir siyasi görüntü, bir sembol. Fiiliyatta etkisi olmayan fiiliyatta etkisi olmayan bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri de krizin gerçek bir kriz olmadığını farkında. Bu tamamen Amerikan iç siyaseti için üretilmiş yapay bir kriz. O yüzden yaptırımları da bu şekilde oluyor. Yani daha fazlasına gitmek istediklerinde iyice absürt bir duruma düşeceklerinin farkında olduklarından İlk adımda açıkladıkları yaptırım zaten olmayan mal varlıklarının dondurulması şeklinde oldu. Siyasi bir sembol, mesaj vermeye çalışıyor. Benim bu görüşmeler neticesinde Amerika tarafı eğer makul bir seviyeye gelebilirse o zaman önümüzdeki günlerde bu kriz tonu düşer. Türk-Amerikan ilişkileri işte önümüzdeki ay Birleşmiş Milletler Zirvesi için Türkiye'yi New York'a gidecek. Orada Başkan Erdoğan'la Başkan Trump zaten bu konuyu da içeren bir görüşme yaparlar. Ve yeni bir momentum, yeni bir hareket Türk-Amerikan ilişkilerine gelebilir diye düşünüyorum. Yani Eylül ayındaki görüşme, Eylül'ün ikinci haftası olur. 19-20-21 Eylül Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin tarihleri. Bu tarihlerde yapılacak olan başkanlık seviyesinde bir görüşme Türk-Amerikan ilişkilerinde tabii o zamana kadar bu meselelerin de bir noktaya gelmesi gerekir. Evet, yani görünen o ki bu kriz
suni bir kriz olarak görünüyor ve belli bir yere kadar Amerika tarafından sürdürülecek. Böyle krizler gerçek dışında... krizler değil. Yani bizim paylaşamadığımız çok ciddi bir şey yok. Dediğim gibi bir Twitter mesajıyla halledilecek bir durum var karşımızda. Evet. Ki karşılıklı müttefiklik açıklamaları bu da bu kriz gerçek bir kriz değil. Eğer biz Ray Branson'dan bahsediyorsak, bunun buradaki yargı sürecinden bahsediyorsak, Amerika'nın bu yargı sürecine tepkisinden bahsediyorsak, bu gerçek bir kriz değil. Bir Twitter mesajıyla bu noktaya geldi. Evet. Pence'in ve Donald Trump'ın Twitter'daki bir mesajıyla bu noktaya geldi. Bir Twitter mesajıyla da bu noktadan geri döner. Branson meselesine özellikle birazdan tekrar döneceğiz. Az önce İran'dan bahsettiğiniz sizin açıklamaların sırasında bir konuğumuz daha bize katıldı. Onun da bilgisini seyircilerimize verelim. Serhan Afacan, İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Koordinatörü. Hoş geldiniz yayınımıza. İran meselesine de tekrar birazdan değineceğiz ama öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Hem Cüneyt Bey'e hem Filiz Hanım'a. Şimdi Branson meselesi ve Türkiye'nin içinde olduğu ABD ile kriz, İran'daki yaptırımlarla aslında bir anlamda eş zamanlı olarak yürüyor. Şimdi İran'ın nükleer anlaşma nedeniyle Amerika'dan bir ekonomik saldırıya uğradığını söyleyebiliriz bu nedenle. Benzer bir şekilde Türkiye'de de belli bir kur hareketliliği var. Daha önce de söylenirdi mesela 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra Türkiye'ye bu sefer bir ekonomik savaş, ekonomik saldırı başlatılacağı yönünde. Son dönemdeki gelişmeler bu imajı doğuruyor mu sizde? Amerika kaynaklı müdahalelerle, bazı tırmandırılan siyasi krizlerle bu meselenin daha da alevlendirildiğini düşünüyor musunuz? Ne diyeceksiniz? Yorumlarınızı alayım. Vallahi tabii ki Serdar bu işin siyasi boyutundan net olarak bahsetti. İşin bu tartışılmaz. Türkiye üzerinde yargı bağımsızlığına doğru yapılan bir eylem var. Yargısı bitmemiş bir insanın iadesi isteniyor ve bu insana dair birçok belge var. Boşuna yargılanmıyor ama bir şekilde biz bunu yargı süreci falan dinlemiyoruz, istiyoruz tadında bir söylem. Şimdi bu söylem işin ABD tarafında ve onlar muhakkak Serdar'ın da bahsettiği evangelik, yani evangelistlerin özellikle ABD'deki güce ortak olma, hatta o gücü yönetme isteklerinin de bir sonucu maalesef. Yani Amerikan başkan yardımcısı zaten direkt oradan beslenen biri. Trump'ta da bir görselleri vardı, sosyal evet, medyada yani, da yayınlandı. Amerikan siyasetinde evangelistlerin en üst noktada olduğu konum. Aynen. Yani Amerikan başkanını resmen bir retorikle kutsadılar vesaire. Yani ben böyle bir Amerikan başkanı henüz hatırladığım, hafızamda böyle bir retoriği sosyal medyada yayınlayan bir başkan görmedim. Bir törenle. Yani Amerika kocaman bir devlet. Ve kocaman bir devlet derken çok uluslu şirketleri var. Birçok menfaati var. Ülkesinde birçok insan yaşıyor. Önce Amerikalıyım diyor ama neçede kendi içerisinde de farklılıkları olan bir ülke. Bunu sonsuza kadar böyle sürdüremezler bu şovu. Yani Serdar'ın dediği gibi. Kasım ayındaki seçimden sonra zaten iş başka bir yöne evrilecek Amerika tarafında da. Bir noktadan sonra S&P 500 içerisindeki 500 önemli firma diyoruz. Bunların toplam gayet bugün Apple geçen günü medyanın konusuydu. $1 trilyon değeri. Yani bu adam bu $1 trilyon ulaşırken bütün dünyaya global ölçekte satarak buna ulaştı. Siz böyle devam ederseniz bir noktadan sonra bütün dünyayı karşınıza alırsınız. Bu Amerikan markalarına da yansır. Amerika'nın iletişimine de yansır. Amerikalı şirketlerin menfaatlerine de yansır. Hiçbir Amerikalı şirket bunu istemez. Sermaye de bunu istemez. Adam Fed'e de saldırıyor. Yani Fed'e de diyor ki bağımsız bir merkez bankası ki dünyanın baş aktörüdür. Paranın mabedidir bir bakıma. Faiz arttırma diyor vesaire vesaire. Şimdi bu işin Amerika boyutu. Onu Kasım'dan sonra ben aynen Serdar gibi düşünüyorum. Hızla değişecek o işler. Farklı bir yere evrilecek. Böyle sürdüremezler. Zaten Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz'in çok önemli bir açıklaması var. Siz bu savaşın kazananı olamazsınız Sayın Trump diyor. Birçok sebepte. Hemen o üç sebebi de sayayım. Oradan Türkiye ile olan duruma geçeyim. Bir,
sizin en büyük diyor kamu harcamalarının sonucu oluşan bütçe açığınızın fonlayan ülke Çin diyor. En büyük tahvili ona satıyorsunuz. Ki en büyük ticaret ortağınız aynı zamanda uluslararası alanda. Yani bunu gelişen ülkeler alıyor. Bizim Merkez Bankamızda dahi var bugün ABD'de. Avrupa Birliği diyorsunuz orada var. Japonya'da var. Yani dünyanın birçok ülkesinde ABD tahvili var ve olmak zorunda. Suudi Arabistan vesaire. Yani bir yandan diyor bu şekilde ilerleyemezsiniz bu sebeple. İki, yuan değer kaybettikçe, dolar değer kazandıkça siz görece üstünlüğünüzü kaybedersiniz global ticarette. Zaten üretiminiz bir Çin kadar ucuz değil. Olmayacaktır da hiçbir zaman. Amerika'ya istediğiniz kadar vergi reformu getirin. İstediğiniz kadar Amerikalı sermayeyi Amerika'ya çekin. Çin kadar rasyonel bir üretime kavuşamayacaksınız. Yanlış biliyorsam düzeltin. Çin zaten ihracattaki üstünlüğünü, kazancını yuanın Çin para biriminin düşük olmasından sağlıyor. Aynen. Şimdi onu iyice bastıracak. Söylüyor zaten. Söylemesine de gerek yok. Yapıyor. Offshore. Yani resmi kurla offshore kur arasında fark var. Bunu çok da iyi dizayn ediyorlar. Ama maalesef bu gelişen ülkelerde bir baskı anlamına geliyor. Yani dolar TL hareketinde bir miktar yuan etkisi de var. Yani birçok sebep var. Sadece siyasi etki değil. Onu da birazdan bahsedeceğim ama. Böyle bir ortamda üçüncü önemli etki de sen diyor gittin know-how'unu verdin. İlk yatırımlarını yaptın. Çin'i bir üretim üssü haline getirdin. Amerikan şirketleri oradan ciddi paralar kazandı ve 400 milyon Amerikan vatandaşını, 400 milyon üzerindeki Amerikan vatandaşını tüketim noktasında Çin'in üretimi üzerinden fonladın. Bu şu demek, bugün gidin Amerika'da bir spor ayakkabı alın, isim vermeyeyim. 40-50 dolar alacağınız bir ayakkabı bugün Türkiye veya başka bir Avrupa ülkesinde 100 dolardan başlar, 150 dolar. Aradaki o fark sübvansiyondur. Yani Amerikan tüketicisine verilmiş Çin kaynaklı bir sübvansiyondur. Çin de bu sayede ithalat yapar, sesini çıkarmaz. Kazandığı parayı da dolara çevirir, Amerikan tahviline çevirir. Amerika böyle bir sistemi ne güzel Çin'le kurmuş. Aslında gölge ortaklar ikisi. Bakmayın birbirlerine rakip gözüktüklerine. Çin gelmiş şimdi ama problem şurada. Birinci ekonomi olma yolunda ilerlerken Amerika o birinci ekonomi olma şeyini, zirvesini kaybedip Çin'e karşı elindeki silahlar kendine dönük silahlar haline gelmeye başladı. Çin'e bir refleks vermek zorundaydı. Yani Trump olmasa bir başkası da bunu zaten yapacaktı da bu tonda olmamalıydı. Yani çok cephe açıyor Amerika. Bu cephelerin sonucunda çoklu cevap alacak. Kasım'dan sonra iş muhakkak değişecek. En iyi yaptığı şey de dediği gibi bir tweette hemen bir manevrayla işi değiştiriyor. Avrupa Birliği'ne de kafa tuttu hemen oturdular anlaştılar. Avrupa yalnız bypass'ı iyi bilir. Evet. Bu Fransa, Almanya, İngiltere biraz dışarıda kaldı ama Avrupa ülkeleri bu işi iyi bilir. İngiltere'nin kendi sorunları var Brexit ile alakalı. Aynen öyle. O yüzden şu an küresel çatışmaların, kavgaların dışında biraz kapısını dışında özellikle kapattı. Kalıyor. Yani. İçeride bir toparlanma süreci yaşayacak yani. Ama ondan sonra ben İngiltere'nin yine uluslararası arenada kendisini kesinlikle göstereceğini düşünüyorum. Yani İran'a da bakmayın şimdilik senin dediğin gibi kapatıyor ama burada bir İran uzmanı da varken ben konuşmuyorum ama çok bir kelimeyle o Avrupa gider ne yapar ne eder arka kapıdan gene bypass eder. Amerika'ya pek o konuda dinleyecekten zaten gelelim bize rasyonel tarafına. Şimdi bir kur hareketi var yaşadığımız. Bir tahvil faizi hareketi var. Ve bizim halkımızın da önemli bir kısmının ilgilendiği, odaklandığı, fokuslandığı taraf kurdaki hareket. Ama arka planda bankacılık sistemini etkileyen, üreticimizi etkileyen bir de işin faiz boyutu var. Yani kredi faizleri yükseliyor. Tahvil faizinden dolayı, kurdan dolayı. Enflasyon yükseliyor. Enflasyondan dolayı CDS'lerimiz yükseliyor. Risk primimiz artıyor. Yani bu ne demek? Sizin Amerikan veya Avrupalı veya bir başka ülkeye tahvil satarken sizin tahvilinizi alırken sigortalıyorlar uluslararası arenada. Bu risk primi şu an ciddi bir eşeğe gelmiş durumda. 350'lerdi. Bunlar hepsi birbirine bağlı bir zincir aslında. Hepsi birbirine bağlı. Bu ne zaman başladı? Dikkatinizi çekerim. Mart gibi başladı bu süreç aslında. İlk hareketler oradan başladı. Biz işte Afrin operasyonuna giriştik. Münbiç'e göz koyduk. Amerika orada ilk o YPG, PYD unsurlarıyla oluşturduğu o mutabakata biz karşı koyduk. İlk baskı oradan geldi. Kredi derecelendirme kuruluşları hızla söylemlerini Türkiye üzerinde yoğunlaştırdılar. Bankalarını risklediler, şirketlerini risklediler.
Ekonomimiz riskli dediler. Yanlış hatırlamıyorsam bunları söyledikleri zaman da aslında Türkiye'nin ekonomik göstergeleri onların dedikleri kadar kötü durumda değil. Hatta iyi durumda bile diyebilirdik yani, değil tabii mi? Tabii ki problemlerimiz var ama iyi taraflarımız da var aynen dediği gibi. Yani büyümede 2018'i iyi kapattık. %7,5. Dünyada en hızlı büyüyen ilk 3 ülkeden biri olduk. Yani bu ciddi bir rakam Çin ve Hindistan'la beraber. Yani bu kadar milyar dolarlar harcıyorlar. Trilyon dolara yakın büyüyebilmek için. Biz yaptığımızın karşılığını aldık. İslam tarafında çifhanelere yaklaştık. Ha büyüme tarafındaki bir yükseklik biraz cari açığı etkiledi. Enflasyon tarafını etkiledi ama bize saldırabilecekleri yegane yer, speküle edebilecekleri yegane alan kur. 94 ve 2001 gibi iki tane de model var önümüzde. Ara ara geçen hafta da konuştuk bunu. Ve orada da biz Amerika'nın en büyük elindeki gücü, bu gücü kullanmasını beklemiyorum. Çünkü o gücü kullanması şudur. Geçen hafta da konuştuk. O alt alta sıraladığı yaptırımlar listesi senatoda onaylanır. Temsilciler Meclisi vesaire, sen bu süreci iyi biliyorsun. Topyekun kongre süreci tamamlanır. Kongre sunulur. Oradan geçer, başkanın onayına gelir. Başkan onayladığından yürürlüğe girer. Yani bu noktaya kadar ben bu işin geleceğini düşünmüyorum, umut da etmiyorum. Yani şunu diyebilir miyiz hocam? Şimdi çünkü bu uluslararası arenada İran'a yapıldığı gibi Türkiye'yi tüm global finansa kapatmak anlamına gelir. Yani bunu fiyatlayan bir kur yapısı var. Onun için köpük tarafı var, yüklü. Yani bizim cari açımızı, enflasyonumuzu, reel sektör borçluluğu, bankaların problemini fiyatlayan bir döviz kuru değil bu. O hadi 4,5'a kadar olan kısmı zaten hemen 24 Haziran seçimleri sonrası döndüğümüz bölgeye kadar o bölge belki onu fiyatlıyordu. Ama ondan sonrası net olarak bu köpüğü fiyatlıyor. Şimdi gözler artık Amerika'da. Bu iletişimde. Yani biz doğru yolu seçtik. Hem global arenada Türkiye'nin bu işi çözme talebi içinde olduğunu gösterdik. Hem NATO ülkesi olarak Amerika ile stratejik ortaklık tarafına vurgu yapan ülke biz olduk. Hem de o dayatmacı tavra biz diplomatik bir cevap vermiş olduk. Ha, oradan yalnız gelecek cevaplara göre piyasa bir dönem daha bu fiyatlamayı yapacaktır. Risk fiyatlamasını. Onun için 5.50-5.65 gibi bir kur eşiği vardır. Orası da geçilebilir. Bunun geçilmesi, kalıcı olması, bunları ikinci bölümde anlatacağım. Çünkü vakti de hepimiz adına doğru kullanmak lazım. Özeti şudur. Türkiye İstişare bitene kadar bu fiyatlamayı piyasasında görecektir. Bu fiyatlama devam ederken iki şey bekliyor piyasa. Bir gözü orada, bir gözü de içeride olacaktır. Orada da Merkez Bankamızın ve yeni kabinenin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın sunumundan sonra o 200 gün prova yani yapacak eylemler noktasında orta vadeli program belirlenene kadar ekonomiden sorumlu kabinenin ortaklaşa proaktif bir şekilde bu sürece sözlü yönlendirmesi ve biz gerekirse şu adımları atabiliriz demesi de bu süreç kadar önemlidir, onu da belirteyim. Hocam özetle bu kur meselesi de tıpkı Brunson meselesi gibi ya da Çin'e yönelik, birbirine bitişik aslında. İran'a yönelik meseleler gibi bir suni kriz diyebiliriz anladığım kadarıyla. Yani suni maalesef ama reel sonuçlarını görmek üzereyiz. Bu reel sonuçlardan uzaklaşmak için bu suni krizi de çözmek üzere olan bir Türkiye var. Gerekiyor. En azından bunu görüyoruz. Bu bizim açımıza inşallah Amerika'da kendi şu içeriye oynamayı bırakıp sağduyuya galip gelmesiyle bize yaklaşır. Biz de bu suni gündemin bizim reel ekonomimize zarar verme sürecinden artık uzaklaşırız. Filiz Katman, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İran meselesine biraz sonra geleceğim, onu da detaylıca konuşacağız ama dolar üzerindeki bu spekülasyonlar, dolar üzerine yüklenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamalarla bu nasıl çözülür sizce? Siz bunun geleceğini nasıl görüyorsunuz? İran meselesine birazcık vurgu yapacağım. Çünkü öncesi, sırası ve sonrasında gerçekleşen olaylarda pek tesadüf olmayan, ilgi çeken detaylar var. Bir plan görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, yani bir okuma yaptığımızda karşımıza bir resim çıkıyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu zaman gösterecek ama tam olarak bu yaptırımla ilgili ilk tweet'in gelmesinden, ilk sosyal medya mesajın gelmesinden yaklaşık 20 Temmuz tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı terörizm finansmanı mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Türkiye'ye bir ziyarete bulundu. Ve bu ziyaretin hemen arkasından hem Sayın Başkan Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun
İran'la olan ilişkilerle ilgili Amerika her ne kadar nasıl bizim stratejik ortağımız ise bir diğer ülkelerle ne tür ilişkiler kuracağımızla ilgili kimlerle stratejik ortaklık kuracağımızla ilgili bir bildirimde bulunma yetkisi yoktur minvalinde açıklamada bulundu. Özellikle bunu biz İran'dan petrol ve gaz almaya devam edeceğiz şeklinde okuyabiliriz. Ya, orada bir mesaj olarak. Bir tartışma, bir görüşme, bir müzakere geçtiğine dair bir izlenim ediniyoruz. Eş zamanlı dedim, önümüzdeki dönemde çok önemli ziyaretler var. Bu ziyaretlerden bir tanesi geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparotti Türkiye'deydi. Tam olarak bu krizin en ayyuka çıktığı dönemde Scaparotti, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanımızla bir görüşme yaptı. Eş zamanlı ve çok güzel resimler verdiler. Bu ziyaretin amacı da bu rutin bir ziyaret. NATO zirvelerinin hemen sonrasında orada alınan kararları, siyasi kararların altyapısındaki adımları tasarlamak için bu tür ziyaretler yapılırdı ve o NATO zirvesinde çok önemli bir madde vardı bildirgesinde. Güney Suriye sınırına yakın bir bölgede olası bir tehlikeye karşı bir kuvvet konuşlandırılması, bir NATO kuvveti konuşlandırılmasından söz ediyordu. Hiç şimdiye kadar NATO hiç Suriye ile alakalı bir fiili adım atmaya yanaşmamıştı. Yanaşmamıştı. Bu çok önemli. Bunun detaylarının konuşulduğuna dair askeri uzmanların ifadeleri var. Bu yine çok mühim. Yine eş zamanlıktan bahsettiğimizde bundan sonra ne olacak? Yani Türkiye evet bu konuda bir sonraki adım İran'la ilgili bir şey geleceği ne dair çok fazla işaret var. Ama 28-29 Eylül'de Sayın Başkan Erdoğan Almanya'ya bir ziyarette bulunacak. Hem Sayın Merkel hem de Almanya Başbakanı'yla görüşmelerde bulunacak. Ve şu anda Almanya'da askeri törenle karşılanmalı mı Erdoğan, karşılanmamalı mı tartışması sürüyor basında. Hemen öncesinde çok önemli bir toplantı var. Bu toplantıyı ben çok önemsiyorum. Çünkü öncesindeki bir arka planı da biliyorum. Almanya, Türkiye ve Rusya bir zirve gerçekleştirmek istedi. Fransa, ben de müdahil olmak istiyorum. Ben de bu toplantıda yer almak istiyorum dedi. Bu zirve Türkiye'de yapılacak. Ve yer alacak bildiğimiz kadarıyla. Evet, katılacak. Ve bu Türkiye'nin Sayın Erdoğan'ın inisiyatifiyle gerçekleşen bir toplantı olacak. Bütün bunlar arka arkaya koyduğumuzda aslında bir tür bu süreç içerisinde safların belirlenmeye çalıştığına dair çok fazla veri var elimizde ve bununla ilgili Türkiye'de hem kendi ulusal çıkarları bağlamında adımlar atmaya çalışıyor ama diğer konukların da ifade ettiği üzere ne yazık ki zayıf bir nokta yakaladılar ve oradan hareket etmeye çalışıyorlar. Onu manevel olarak kullanmaya çalışıyorlar ama bir Çin faktörü var. Bu Çin faktörü şu anda Suriye meselesine direkt müdahil olan ülke konumuna geldi. Suriye'deki sürece katkı yapmak istiyorum diye çok üst perdeden bir açıklaması var. Bu da Amerika'nın Suriye ile ilgili ve bölge ile ilgili planlarını farklı bir yönden bakan bir aktörün devreye gireceğini de bize gösteriyor. Yalnızlaşan bir Amerika var. Artık Batı bloğu yok. Batı bloğu dediğimizde artık Amerika'yı dışarıda tutmamız gerekiyor. Diğer konukların dediği gibi yani Amerika bundan ne kadar faydalanacak? Paul Krugman'ın açıklamaları var. Stephen Wolf'un açıklamaları. Bunları takip ettiğimizde Trump'a karşı müthiş bir muhalefet var Amerika içerisinde. Hatta bu durumu öyle açıklayanlar var ki Rahip Brunson meselesinin Trump'a yönelik bir tuzak olduğuna dair yorumlar bile var farklı yöne çekmek yani anlamında. Trump'ın saldırgan tutumu kendi içinde sadece dünyada değil kendi ülkesi içinde de onu zor duruma düşürüyor diyebiliriz. Kesinlikle kesinlikle ve Mike Pence'in yaptırımla ilgili sosyal medya mesajını atan kişinin Mike Pence olmasında da Amerika içerisindeki bir iç siyaset mücadelesinin bir yansıması olarak okunması gerektiğini söyleyen Amerikalı uzmanlar var. Ve Kasım'daki seçimleri buna örnek gösteriyor. Zaten Trump'ın iktidara gelmesinden itibaren müthiş bir muhalefetle karşılaştı. Cumhuriyetçi cepheden kendi müthiş partisi bir içinden evet, de muhalefet vardı. Mike Pence'in yerine getirilmesiyle ilgili planlar olduğuna dair ifadeler var. Bu Brunson meselesinin o yüzden Trump'a bir tuzak olarak okunması gerektiğini iddia edenler var. Yani bu mesele sadece çok sınırlı bir mesele değil, çok parametresi olan
çok fazla aktörü olan, belki bu aktörlerin sayısının giderek artacağı bir mesele olarak görünüyor. Bir parantez açalım, bu denge içindeki aktörlerden birine daha dönelim. Serhan Afacan, şimdi Trump'ın saldırgan tutumunun hedef aldığı ülkelerden biri İran. Türkiye'deki gelişmelerle İran'a ambargolar aslında bir anlamda eş zamanlı sürüyor dedik. İran'da da bir süredir özellikle Suriye'deki kriz kaynaklı iç politikada bazı çalkantılar, bazı ekonomik sıkıntılar olduğu biliniyor. Trump da bunların farkında herhalde. Tam da bu dönemde İran'ı iyice sıkıştırmaya çalışmasında bunun sebebi olabilir mi? İran yönetiminin de içeride çok rahat olmadığını biliyoruz aslında. Eskiden beri de böyleydi. İçeride de tartışmalar, muhalefet oluyor, eleştiriler oluyor. Trump bunların farkında olarak bunları bir silah olarak kullanabilir olabiliyor mu İran'a karşı? Yani önümüzdeki dönemde yeni bir karışıklık çıkarma amacı güdüyor olabilir mi acaba? Ne diyorsunuz? Bu bahsetmiş olduğunuz strateji, eğer bu bir strateji ise, benim gördüğüm kadarıyla Trump temel stratejisi bu. Yani İran'ı bir ekonomik darboğaza sürüklemek, böylelikle İranlılar açısından yaşamı tahammül aşan bir düzeye taşımak ve zaten ülkede var olan, iyice derinleşen gelir adaletsizliği gibi, işsizlik gibi, enflasyon gibi ve buna çevre sorunları da son dönemde eklendi. Ve faktörlere de dayanarak İranlıları bir anlamda rejime karşı daha fazla kışkırtmak, böylelikle rejimin meşruiyetini kaybettiği bir noktaya bunu getirmek. Bu doğrusu her ne kadar kulağa son derece acımasız gelse de son derece işleyebilecek bir strateji. Bunu bir tespit edelim. 2015 yılı itibariyle, ki anlaşma 2015 Temmuz'unda imzalanmıştı, 2016 Ocağı'nda devreye girdi. Trump'ın Mayıs ayında çıkmış olduğu anlaşmadan bahsediyoruz. Nükleer anlaşmadan. İran'ın o dönemde milli geliri 385 milyar dolar düzeyine kadar düşmüştü. Elbette düşen petrol fiyatlarının etkisi vardı. Bu neredeyse son yanılmıyorsam 9-10 yılın baz fiyatıdır. Baz daha doğrusu derecesidir. Şu an itibariyle 437 milyar dolar düzeylerine çıkmış durumda. Ve İran o noktada zaten alelacele, daha önce de zemin atılmış olan müzakere masasını alelacele hızlandırarak oturdu. Ve devamlı İran müzakerelerde müzakereyi ve süreci hızlandıran taraf olmayı tercih etti. Peki genelde İran, biliyorsunuz, hep şunu söyler bütün diplomatlar. İran masada sürekli aheste davranır, ağırdan alır, ama nükleer müzakerede öyle yapmadı. Çünkü uygulanan yaptırımlar, Ahmadinejad'ın özellikle döneminde uygulanan yaptırımlar artık İran ekonomisi açısından çok riskli bir boyuta gelmişti ve orada İran devrim rehberi Ali Hamine çıktı ve dedi ki biz kahramanca bir esneklik gösteriyoruz dedi. İşte Hümeyni'nin 1989 yılında zehir içtim ama bu mütarekeyi imzaladım demesine benzer şekilde kahramanca bir esneklik gösteriyoruz dedi ve bu nükleer anlaşmanın imzalanmasına onay verdi. Ancak bu kahramanca esnekliğin arkasında kuşkusuz gelinen ekonomik vahim vaziyet vardı. Ve böylelikle İran oradan itibaren kısmen rahatlamaya başladı 2015'ten itibaren. Hiçbir zaman İran nükleer anlaşmadan beklediğini, bulduğunu düşünmedi. Hep de bundan şikayet etti. Daha Obama başkanken de bundan şikayet etti. Çünkü bütünüyle firmaların hala İran'a iş yapma konusunda İran'la heveskar olmadığını, çünkü ufukta bir Trump tehlikesi görüldüğünü düşündüler. Böylelikle ABD'ye siz taahhütlerinizi bütünlüğüyle yerine getirmiyorsunuz dediler. Ancak her halükarda 2000 öyle böyle 15 ila Trump'ın işte anlaşmadan çıktığı zaman dilimi arasında İran'ın nispi bir ekonomik rahatlama yaşadığını söyleyebiliriz. Ancak alttan alta elbette kronik sorunlar İran'da her zaman devam etti. Genç bir nüfustan bahsediyoruz. 81 milyon yaklaşık bir nüfus. İşte 29 dolaylarında bir yaş ortalaması olan bir nüfus. Son derece üniversite mezun sayısının yüksek olduğu bir nüfustan bahsediyoruz. Hızla kentleşen, varoşlaşan, kentlerde özellikle varoşların hakim olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla sosyal anlamda son derece mobil, hareketli bir nüfustan bahsediyoruz. Ve İran'da yakalanan büyüme hızları, işte 2, 3, 4 düzeylerindeki büyüme hızları buna yetişmiyor. Dışarıdan bekledikleri doğrudan yabancı yatırım gelmiyor. Ki İran ruhani hükümeti bütün ekonomi politikalarında doğrudan gelecek olan yabancı yatırıma dayanmak durumunda. Çünkü içeriden bu yatırımlar temin edilemiyor. Ahmadinejad döneminde bir zamanlar, yanılmıyorsam 2012 yılında, İran'ın milli geliri 540'lara dayandığında, bir zirve yaptığında İran bu paraları iyi kullanamamıştı. Son derece popülist kaynaklara harcamıştı. Sonradan zaten Ahmadinejad'ın başına artan temel meselelerden biri de bu oldu. Dolayısıyla bu mobil toplumsal, mobil nüfusu taşıyacak, bunlara belli bir yaşam standartı sağlayacak imkanlardan İran halihazırda yoksun.
Ve eğer Trump özellikle Kasım'ın başından itibaren bu ikinci ayağını uygulayacağını söylediği yaptırımlarda ısrar ederse ve bu zaman diliminde bir şekilde o nasıl olacağını isterseniz konuşuruz zannediyorum, biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Ya AB'nin aracılığıyla ya Türkiye gibi ülkelerin aracılığıyla ya ABD'nin kendi içindeki bir takım dinamiklerin devreye girmesiyle ABD bu retoriğini düşürmez ve İran açısından müzakere masasında oturmayı mümkün hale getirmezse, yani bu kadar aşağılayarak oturtamazsınız. Şimdi Türkiye ile ilgili de konuşuldu biliyorsunuz. Siz tehdit ederek Brunson'u bıraktıramazsınız. Geçtiğimiz günlerde Hamaney'in bir açıklaması oldu. Elinizde bıçak varken bizi müzakereye çağıramazsınız. Tabii. İran bunu çok söylüyor. Çok bu tarz söylemler evet. Yani hatta iş o noktaya geldi ki reformist lider Muhammed Hatemi, ki hatırlayalım 2000'lerin başında Amerikan toplumuyla diyalog kurmaktan bahseden, bir açılımdan bahseden Hatemi bile çıktı dedi ki şu koşullarda ABD ile masaya oturmak söz konusu dahi değildir. Bu son derece onur kırıcı bir davranış olur dedi. Mevcut ılımlı Cumhurbaşkanı 2015'e giden süreçte bütün tepkileri göğüsleyerek ABD ile müzakere eden ılımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, John Kerry ile işte Cenevre'de son derece samimi görüntüler veren ve bu görüntülerden dolayı çok ağır eleştirilen Cevaz Zarif gibi figürler bile şu an bunu söylüyorlar. Biz bu koşullarda bu masaya oturmayız. Çünkü siz bize dini diktatorya dersiniz, terörist dersiniz, haydut dersiniz vesaire. Dolayısıyla bu şartlarda oturulmaz diye. Ve eğer Kasım'a kadar bu durum devam ederse ve ABD ikinci petrolü de kapsayan, İran'ın neredeyse bütün ekonomik can damarlarını kapsayan yaptırımları da devreye sokarsa ve bu böyle bir süre daha devam ederse İran açısından zaten İranlı yetkililer içinde bulunduğumuz senenin 1396 yanılmıyorsam İran Hicri Şemsi takviminde içinde bulunduğumuz senenin sert bir sene olacağını, çetin bir sene olacağını söylediler. Malum nedenlerden, bir takım ülke içindemliklerden dolayı çok daha sert, çok daha vahim bir sene İran'ı bekliyor demektir. Çünkü hatırlayalım 2017'nin son günlerinde, Aralık ayında patlak veren, banka zedeler kanalıyla patlak veren olaylarda birden işin boyutu çok değişmişti. Rejim kaçtı. Hiçbir zaman ben bu rejim karşıtı sloganları abartmam. Neden? Önemsiz olduğu için değil, her zaman olduğu için. 79'dan beri var bu tarz söylemler. Ancak artık şöyle bir problem oluştu. Rejim ve müesses nizam İran'da neredeyse doğal destekçilerin bir kısmını bile kaybetmeye başladı. Yani çünkü insanlar ekonomiyle, ekmekleriyle sınamamanız gerekir. Dolayısıyla ABD'nin planı buysa, ABD bunda başarılı olabilir belli bir dereceye kadar. Mutlaka İran'da nihayetinde önemli bir aktördür. Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkelerle angaçmanları vardır. Bunları kullanarak olabildiği nispetle bunu bypass etmek isteyecektir. Bu etkileri nötralize etmek isteyecektir. Ancak bilmiyorum şu an tam olarak yerim, ancak temel soru burada şu. ABD bunu yapmak istiyorsa buradan nereye varmak istiyor? Nereye varmak istediğini isterseniz ikinci bölümde konuşalım. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. ...24 ekranlarından tekrar merhaba. Küresel Oyun devam ediyor. Amerika ile Türkiye arasındaki gerilimleri, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını ve İran'a yönelik ambargoları konuşuyoruz. İkinci bölümle devam ediyoruz. Ben hemen Serdar Karagöz'e tekrar dönmek istiyorum. Sayın Karagöz, reklam arasında olduğumuz sırada temaslarla alakalı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirmek lazım? Nedir yorumlarınız? Özetle... nasıl okumalıyız? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri dün yaptığı basın toplantısında böyle bir görüşme bizim programımızda yok diyordu. Gerçekten de yayınlanan Amerikan Dışişleri günlük programında bu görüşmeye yer verilmemiş idi. Fakat sabah saatlerinde bu görüşme birden programa girdi. Ve şu an gelen Amerikan Dışişleri'nden açıklamaya göre ne diyorlar? Türk heyetiyle Brunson meselesine ilişkin ilave görüşmeler yaptık. Bu önemli bir kelime. İlave görüşmeler yaptık. Demek ki görüşmeler devam ediyor. Bu konuyla alakalı zaten Amerikan Dışişleri ile Türk Dışişleri Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo çerçevesinde çok kez görüştüler. En az 4-5 telefon görüşmesi yapıldı. Ve yüz yüze de görüştüler Singapur'da. Yani kriz çıktığı andan itibaren diplomasi masası çok dinamik bir şekilde işliyor. Ama ortada da bir kriz var. Yani o görüşmeler bize esasında Türk-Amerikan taraflarının birbirlerine argümanlarını henüz kabul ettiremediğini gösteriyor. Ama
Türkiye tarafı tabii bu noktada istekli. O yüzden Ankara'dan kalktılar. Washington DC'ye gittiler. Amerika'da bu sorunu çözme iradesini ortaya koydular. Bu sorunu çözme iradesini ortaya koyan taraf Türkiye. Yabancı yatırımcılar da, Türkiye içerisindeki piyasaları monitör edenler de Türkiye'nin sorunu çözme iradesine bence bir not vermeliler. Türkiye bu sorunu çözmek istiyor. O yüzden Amerikalı dışişleri yetkilisi durdular. Evet, şu an bir not verilmiş durumda. En azından şimdi, durdular ya. Yani. Şimdi Amerikalılar böyle Türkiye sorunu çözmek istiyor. İstekli. Niye? Çünkü ciddi bir devlet. Böyle gereksiz bir sorunla uğraşmak istemiyor. Gerçekten de ilk bölümde de söyledim. Bu gerçek bir kriz değil. Sanal bir kriz. Ve Türkiye bunu öyle ya da böyle bir şekilde çözmek istiyor. Bizim Amerikalılara söylediğimiz şey şudur. Hukukumuza saygı duyun. Biz hukuku mümkün olduğunca hızlandıracağız ve bir sonuca geleceğiz. Türkiye bunu söylüyor. Ve bu toplantıların neticesinde Amerikan tarafı Türk hukukuna, Türk devletine, Türkiye sistemine saygı duyarsa ben krizin önümüzdeki haftalar ve aylarda tonunun düşeceğini düşünüyorum. Tonunu düşünecek diyorum çünkü tek meselemiz Branson meselesi değil, Türkiye-Amerika ilişkilerinde aslında bugün çok daha başlayan, derin konular var değil mi? Bugün başlayan İran yaptırımları var. Bizim İran'dan almak zorunda olduğumuz doğal gaz var, petrol var. Biz bunu almak zorundayız İran'dan. Başka bir yerden almamız çok ekstra maliyet üretiyor. Biz niye bu ekstra maliyeti üstlenelim diyoruz. İran'la şu an Avrupa firmaları tek tek çekiliyorlar. Mesela Siemens. Siemens ne yaptı? İran demir yollarını ben yapacağım dedi. Aynı şekilde orada bir vagon fabrikası inşa edeceğim dedi. Bugün Siemens, Alman firması, ben artık İran'da yokum dedi. Total hemen girmişti. Obama'nın nükleer anlaşması neticesinde Total ben artık yokum dedi. Renault girmişti, ben artık yokum. Mercedes ben artık yokum dedi. Yani tek tek Avrupa firmaları, büyük firmalar, o İran pazarından hay kapmak isteyen firmalar çekiliyor. Ne olacak? Biraz önce gündeme geldi. İran'da muazzam bir işsizlik olacak. Yani şu an bu firmaların faaliyetlerini durdurmasıyla ilk planda ortaya çıkacak olan şey 1 milyon kişinin işini kaybetmesi ve İran'daki o işsizler ordusuna 1 milyon yeni işsizin eklenmesi en az. Bu zaten altyapı sorunu olan bazı bölgelerde elektrik kesintisi nedeniyle ayaklanmalar yaşıyoruz. Bazı bölgelerde iş yok. Gıdada bir sorun yaşanıyor. Böylesi bir atmosferde İran iyice gergin bir ülke haline gelecek. Bizi nasıl etkiler? Biz enerji ithalatımızı mümkün olduğunca çeşitlendirdik ama İran'a düşen bir pay var. %50. O payı nasıl eritebiliriz? Bizim yaklaşımımız bu noktada retorik düzeyinde Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte biz nükleer anlaşmanın devam etmesini istiyoruz. Ama Avrupa Birliği ülkeleri bunu retorik düzeyinde istiyor. Firmalar düzeyinde Avrupa Birliği'nin yaklaşımı Amerika'nın istediği yönde olmuş durumda. Avrupa böyle bir gerçeklikle İran'la iş yapanları destekleyeceğiz açıklamasına rağmen çekilmeleri dikkat böyle bir gerçeklikle derdi. Karşı karşıyayız. Yani o bildiğimiz Amerikan firmaları, Alman firmaları, Siemens, Mercedes, Daimler bütün bunlar tek tek faaliyetlerini durduruyorlar. Avrupalılar da bundan memnun değil. Avrupa toplumu da bu süreci izliyor. Biz bugün Daily Sabah gazetesinde bir editorial yazdık. Siz sadece bazı şirketlere yaptırım uygulamıyorsunuz. Avrupalıları da cezalandırıyorsunuz. Günün sonunda Türkleri de vatandaşları da cezalandırıyorsunuz. Siz Amerika dışındaki şu an ekonomisi İran'la bir şekilde ilişki kurmuş toplumları cezalandırıyorsunuz. Ve toplumlar nezdinde artan anti-Amerikanizmi nasıl yöneteceksiniz? Bunu Türkiye'de da artışla, İran halkının yararına yaparak şimdi İran'da muazzam bir hırçınlık olacak. Ben İran'ın boyun bükeceğini tahmin etmiyorum. Bu İran'ı hırçınlaştıracaktır. Belki Trump veya Trump'a yön verenler İran'ın daha da hırçın olmasını istiyorlardır. Bu da bir tez. Bu kenarda dursun. Yani iki teori var. Bir teori
biz bu ekonomik baskılarla İran halkını mevcut rejime karşı harekete geçiririz. Rejim de bu baskı karşısında kendini revize eder. Bu bir teori. Bir teori de İran rejimi daha da hırçınlaşır. Hırçınlaşan İran rejiminin bölge için çok da bir barış vaat edeceğini, istikrar vaat edeceğini söylemek çok olası değil. Dolayısıyla bu yaptırımlar doğası gereği bölgede zaten çok problemli olan o istikrar ortamını da bozacak. Ve karşımıza Orta Doğu'daki istikrarsızlığa bir hamle daha gelecek. Çin bu noktada diğer Avrupa ülkelerinden ve enteresandır Rusya retorik bazında öyle söylüyor ama Rus firmalarının da faaliyetlerini durdurduğuna ilişkin bugün haberler geldi. Sadece Çin çok net bir şekilde şunu söyledi. Çin İran ticareti aynen devam edecektir. Çin'in kiminle ticaret yapacağına, kiminle ilişki kuracağına Amerika Birleşik Devletleri karar veremez dedi. Bu retorik düzeyinde mi kalacak yoksa Çinli firmalar da Rus firmalar gibi acaba geri adım mı atacaklar? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama dediğim gibi Türk-Amerikan ilişkilerinde Rahip Brunson krizi çözülse bile ondan sonra bir başka pürüzlü alan İran yaptırımları meselesi olacak. Biz İran yaptırımlarının bir şekilde faturasını ödeyen ülke olmak istemiyoruz. Bunu her platformda söyledik. Avrupa'yı bu anlamda kısık sesli direnç gösteren ülkeler olarak görüyorum. Yani çok rahatsızlar. Merkel çok rahatsız. Fransa çok rahatsız. Peugeot, Renault bunlar İran'da bir pazar bulmuşlardı kendisine. Bir anda bu pazarları kaybediyorlar. İstemeye kaybediyorlar. Bunun ister istemez Alman, Fransız ekonomisine, Avrupa ekonomisine olumsuz etkileri olacak. Bu memnuniyetsizlik halindeler ama sesleri az çıkıyor. Trump anlaşıldığı üzere Avrupa'yı da bu anlamda sindirmiş ama şimdi biriken bir tepki de burada var. Onu yani, da söylememiz lazım. Yani Avrupa toplumlarında birikiyor bir tepki. Karşı refleks. Bir karşı refleks birikiyor. Algı düzeyinde birikiyor. Evet, eylem yok. Şu an çıkıp Çin gibi biz bunu tanımıyoruz falan diyen bir Avrupa devleti yok. Ufak tefek açıklamalar var. İşte Almanya'dan gelen biz bunu tasvip etmiyoruz şeklinde açıklamalar var ama realitede hepsi uyuyorlar. Ama bu beraberinde Amerika'ya karşı muazzam bir tepkiselliği biriktiriyor. Ne zaman harekete geçer? Onu şu an öngöremiyorum. Kasım'dan ama sonraki bir süreç var belirleyecek gibi sanki. Yani Avrupa siyasetinin genel karakteri zaten krizi tırmandırmak ya da rest çekmek yerine küllendirmek üzerine. Hatta tarafları görüp ona göre. Için, ilerleyen günlerde belki dediğiniz gibi firmalar İran'dan uzaklaşmaya çalışıyorlar ancak Avrupa siyasetinde devletler nezdinde cılız da olsa açıklamalar ABD'nin yaptırımlarına karşı. Ben bu noktada Filiz Katman'a sormak istiyorum Doktor Filiz Katman. Şimdi söylemde cılız da olsa ABD Başkanı'nın uluslararası alanda belli bir miktar yalnızlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Fiiliyata henüz yansımadı bu ama daha sert tepkiler gelirse özellikle Avrupa'dan. Çünkü Avrupa'daki ekonomik güç ciddi bir lokomotif. Ekonomik olarak da fiilen de ticarette de Amerika'nın İran'a yaptırımlar karşı meselesinde daha da yalnızlaşması mümkün mü? Böyle bir gelecek görüyor musunuz? Evet, bu konuda durum yapılan açıklamalar daha önceki İran'a yönelik yaptırımlardan bu dönemin çok farklı olacağı yönünde. Çünkü daha önceki yaptırımlar Birleşmiş Milletler'den çıkmış karar sebebiyle tek taraflı değildi ve uyma zorunluluğu vardı bütün taraflar nezdinde ama bu Amerika'dan çıkmış bir karar olduğu için Amerika şu anda diğer ülkelere bu yaptırımlara uymaları için bir tür baskı yapıyor açıkçası. Bu müzakereler, bu bahsettiğim 20 Temmuz müzakereleri de bu aşamalardan bir tanesi. Bir noktayı hemen hatırlatmak istiyorum tam burada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın geçmişte bir Kudüs kararı var, provokatif Kudüs kararı var ve bu karar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok büyük bir karşılık buldu. Dünya genel anlamda karşısında durdu. Bu İran konusunda da bir psikolojik eşik sayılabilir mi? Yani İstenirse ABD'ye karşı durulabiliyor siyasetini gösterdi aslında bu karar. ABD her ne kadar elçiliği taşısa da
İran konusunda da böyle bir siyasi duruş sergilenebilir mi? İleride ekonomik olarak da getirileri olması için. Amerika'nın Trump nezdinde bütün ilgili kişileri tarafından yapılan bütün açıklamalar biz müttefiklerimize İran'a uyguladığımız bu yaptırımlara uyması yönünde telkinde bulunacağız. İfadeleri bu yönde. Daha ikna olmamışlar demek ki. Bir dizi çünkü Amerika'ya ziyaretler vardı. Meşhur tokalaşma hikayeleri. Telkinden kasıt bu arada üstü kapalı tehdit aslında. Aynen öyle. Yani onunla eğer devam ederseniz Amerika ile ilişkilerinizi gözden geçirin. Size yeni yaptırım paketleri getirebilirim. Yeni vergi kısıtlamaları getirebilirim. Sizin burada iş yapan kurumlarınıza yeni cezalar çıkartabilirim. Meşhur bir cezalar silsilesi vardı. Avrupalı iş dünyasının önde gelen aktörlerine Amerika'da ciddi para cezaları kesilmişti. İlk aslında süreç onunla başladı. Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte. Tabii burada ne yapılmak isteniyor anlayabilmek için biraz geriye gittiğimde şöyle bir silsile var aslında. Bütün Orta Doğu dizaynı ile ilgili. Mısır Sisi darbesi, 15 Temmuz menfur darbe girişimi Türkiye'de, Katar'a uygulanan ambargo, arkasından Filistin'e dahlanı getirme çabası, Kudüs kararı, sizin ifade ettiğiniz çok, çok önemli, evet. Suudi yönetimiyle yapılan müzakere ve Brunson krizi. Yani bütün bunlar arka arkaya bir bütün halinde bakıldığında değiştirmek istenen bir oyun olduğu ortaya çıkıyor. Yalnız diğer dönemlerden farklı olarak hem Amerika içerisinde Trump'ın durumu ne Obama'ya benziyor ne Bush'a benziyor, hiçbirine benzemiyor ki Bush bile çok tepki çekiyordu Amerikan toplumunda. Trump onu da geçti. Diğer taraftan Batı bloğunda yalnızlaşan ve bunu da kendi tercihi olarak Amerika yapıyor. Müthiş bir dayatmayla bunu yapıyor ve kendisi çıkıyor bu Batı bloğundan bir şekilde. NATO zirvesindeki fotoğrafları, G8'deki fotoğrafları hepimiz gördük. Tamamen tek başına kalmış ve kollarını bağlamış bir Trump görüntüsü vardı. Dolayısıyla alacağı tepki ne olacak? Burada birazcık gücünü kullanacak, anlaşılan o. Gücünü kullanırken tabii Çin faktörü çok önemli. Ve bu Orta Doğu dizaynında hepimizin mutlaka göz önüne alması gereken çok önemli bir proje var. Bu projede tek kuşak tek yol projesi. Tek kuşak tek yol projesi Çin'in dünyadaki bütün kara ve deniz demiryolu ticaret hatlarını yeniden tasarladığı bir proje. Yani dünya ticaretinin yönünü tamamen değiştirecek. Aynen öyle ve buna Batı dediğimiz Avrupa kesimi müthiş bir şekilde yatırım yapmış durumda. Theresa May olsun, Merkel olsun, Macron olsun hepsi bizzat Çin'e gittiler. Türkiye'de tabii bu arada burada pay kapma yarışını sürdürüyor. Gittiler ve büyük ticari anlaşmalar imzaladılar Xi Jinping'le. Şimdi bu neden önemli? Orta Doğu'yla nasıl birleştirmek gerekiyor? Bunun güney hattı tam olarak İran, Irak, Türkiye sınırından geçiyor. Ve bu İran, Irak, Türkiye sınırından geçen yere şu anda Amerika dünyadaki en büyük konsolosluk, elçilik binasını inşa ediyor. Kuzey Irak bölgesine inşa ediyor. Bununla ilgili yorumlarda Çin'in bu ticari hamlesini durdurmak için böyle bir adım attığı, İran meselesinin bununla beraber okunması gerektiği dikkat çeken olaylardan bir tanesi. Peki Türkiye ne yapacak diye baktığımızda bugün Enerji Bakanımızın bir açıklaması var Anadolu Ajansı'na. İran'la doğalgaz anlaşmasının 2026'ya kadar geçerli olduğunu vurguluyor Sayın Dönmez. Vatandaşlarımızı karanlıkta, soğukta bırakmayacağımıza göre İran ile ticaretimiz devam edecek. Yaptırımları da içeren bir dizi konu hakkında müzakereler Amerika'da devam ediyor. Bu ifade edilmiş bir bilgi ve 9,5 milyar metreküplük bir ticaret anlaşmasının İran'la var olduğunu vurgulayan bir açıklama. Serdar Bey ifade ettiler, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. 50 dakika süren görüşmeyle ilgili ilk defa bu görüşme yapıldı dediler ve Amerika Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerle devam edeceğiyle ilgili bilgiler var. Sayın Dönmez'in ağzından da bu yaptırımların da müzakere konuları arasında olduğu, bu çok önemli, müzakere konuları arasında olduğu ifadesi çok önemli. Dediğim gibi eş zamanlı çok fazla müzakere yürütülüyor Türkiye ile Amerika arasında ve bu müzakerelerin bir kısmında Türkiye'nin eli kuvvetli, NATO
müttefikler komutanının Türkiye ziyaretinde olduğu gibi Türkiye'nin sınırları içerisinde bir konuşlandırma hesapları yapıyorlar. İncirlik Üssü'nü ziyaret ediyor. İzmir'e ziyarette bulunuyor Skaporatti. Dolayısıyla Türkiye şu anda bir kriz yönetimi yapıyor. Ve bu kriz yönetiminde önemli isimlerin ziyaretleriyle beraber aslında daha önceki Türk-Amerikan ilişkileri krizlerinden daha farklı bir süreci yaşıyoruz. Diğer şeylerde bu tür ikili görüşmeler hiç yapılmıyordu. Evet, ki İran meselesi sadece Türk-Amerikan ilişkileri değil, bütün Orta Doğu'daki dengeleri sarsabilecek bir mesele. Ben burada az sonra size tekrar döneceğim, ancak İran demişken Serhan Afacan'a dönmek istiyorum. Reklam arasında ilginç bir şey söylediniz. İran'la yapılan nükleer anlaşmayla alakalı olarak Obama döneminde İran'ın daha da sıkıştırılmasını Türkiye'ye yarayacağının farkına vardı. Bu nedenle apar topar anlaşma yaptı ifadeniz vardı. ABD Başkanı Trump'ın saldırgan tutumu aslında biraz iç siyasete oynama hamlesi olarak görülüyor. Ancak bu saldırganlık, çünkü İran ambargolar altında yaşamaya alışkın bir ülke, alışkın bir millet. Ve şimdiye kadar ayakta durmayı başardılar. Obama'nın, Trump'ın gelecek daha ağır baskıları İran'da karşılık bulmazsa, amacına ulaşamazsa ne olacak peki? Yani İran bundan güçlenerek çıkar mı? Uluslararası alanda eli daha sağlam olur mu? Avrupa'nın desteğini, Rusya'nın desteğini daha çok alır mı Amerika'ya karşı? Ne diyorsunuz? Şimdi Filiz Hocam anlatırken olayları bir takım gelişmiş silsilelerine göre anlattı. İran meselesinde de benzer bir silsile var. Bu müzakereler ümit var bir şekilde ve uluslararası kamuoyuna paylaşılır bir surette yapılırken, çünkü daha önce Ahmadinejad'ın son demlerinde Umman'ın aracılığıyla daha gizli görüşmeler yapılıyordu. Bunun altyapısını oluşturmak için açık müzakereler yapılırken İran'dan eleştiriler geliyordu. Elbette Ruhani hükümetine buradan bir yol olmayacağı, bu işin İran'ın beklentileri istikametinde şekillenmeyeceği yönünde. ABD'de de Obama'ya siz İran'ı yıkımdan kurtarıyorsunuz eleştirisi geliyordu. Çünkü az önce vermiş olduğum çok basit rakamdan dolayı ve diğer etkenlerden dolayı gerçekten 2015 yılında İran açısından manzara çok iyi değildi. Ve yine az önce ifade ettiğim üzere temel olarak bu ekonomik motivasyonla İran bu anlaşmayı imzalamıştı. Aslında kimse anlaşmadan tam anlamıyla memnun değildi, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Herkes alabileceğinin en iyisinin bu olduğunu düşündüğü tabii, için tabii. Yaptı bu anlaşmayı. Yani o dönem hatırlayalım, AB'nin özellikle AB başkentlerinde dillendirilen temel argüman şuydu: daha iyi bir alternatifiniz var mı? Yani maksat burada İran'ı tekrar uluslararası topluma entegre etmek ve İran'ın artık endişe verici bir boyuta gelmiş olan nükleer projesini kısıtlamak, çevrelemek değil mi? O zaman bu anlaşma bunu taahhüt ediyor diyordu. ABD yönetimi, Obama yönetimi de bunu söylüyordu. AB'nin anlaşmanın tarafı olan ülkeleri de bunu söylüyordu. Ama az önce de bahsettiğimiz gibi başlangıçtan itibaren itirazlar vardı. Peki Obama 2015 yılında neden bu kadar heveskar davrandı? Hatta dış politika mirası olarak bıraktı bunu. İmzalarken de dedi ki anlaşma sürecine giderken bunu geride bıraktım, bir dış politika zaferi olarak bırakmak istiyorum dedi. O kadar önemsedi bunu. Çünkü onun perspektifinden, demokratların perspektifinden, ki bu perspektifi demokratlara teşmil etmemin nedeni Clinton da iktidara gelmiş olsa benzer bir pozisyonu sürdüreceğini söylemişti. Onlar açısından İran'ın tekrar uluslararası topluma entegre edilmesi vesaire sorunu daha kalıcı çözecek gibi görülüyordu. Ancak aynı dönemde Obama ile Türkiye'nin arasının çok iyi olmadığını biliyoruz. Az önce Serdar Bey de bahsetti. Aslında ta 2003 1 Mart tezkeresine kadar götürmek mümkün olan peyderpey yavaş yavaş şekillenen bir ABD-Türkiye krizi var. Ancak tabii ki şekillendi. Gerilim bir noktaya geldi, halledildi. O her zaman için müzakere kanalı açık tutuldu ama Obama döneminde Türkiye'nin temel rahatsızlığı şuydu. Obama Suriye konusuna dair çok konuşuyordu, hiçbir şey yapmıyordu. Çok son tarihler veriyordu, hiçbir şey yapmıyordu. Ve dikkat edelim, genelde hiçbir şey yapmadığı nokta Türkiye'nin en köşeye sıkıştığı noktalar oluyordu. İşte Suriye'nin kuzeyinden, Türkiye'nin güney sınırından kaynaklanan güvenlik sorunlarını tavan yaptığı bir noktada Türkiye bütün araçlarını kullanarak en üst düzeyde, o zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden, Dışişleri Bakanlığı üzerinden, Başbakanlık üzerinden ABD'yi buraya sağlıklı bir müdahalede bulunma, güvenli bölge oluşturma konusunda
ikna etmeye çalıştı. Hatta basına yansıdı. Birçok planlar ortaya kondu. Ancak Obama ya bunları duymadı ya böyle müstehzi denebilecek usluplarla bunlar geçiştirildi. Aynı dönemde Orta Doğu'da yaptığı hareketler çok da hayırhah olmayan, çok da aslında kabul edilebilecek durumda olmayan İran'la son derece meşhur bir aktör olarak bu anlaşma imzalandı. Dolayısıyla oraya baktığımızda Obama'nın İran'la Türkiye ile İran arasında bu anlamda bir negatif denge oluşturmaya çalıştığını onu görüyoruz. Ve bunda bir nebze başarılı oldu. Hatta ben bu başarının ölçüsünü şöyle görüyorum. Biliyorsunuz 2014'te bu DAEŞ terörü ortaya çıktıktan sonra İran'ın bölgede işi biraz daha tırnak içerisinde kolaylaştı. Çünkü kendisini DAEŞ'in varoluşsal bir düşmanı olarak ve DAEŞ'in birincil hedefi olarak gösterdi ve o bütün coğrafyada yapmış olduğu askeri operasyonları daha da yerleşebilmek tabii, için tabii, tabii. Oldu bütün aslında. İşte haremi şerifleri korumak, Şiiler için mukaddes olan mekanları korumak ve DAEŞ terörüyle mücadele etmek üzerine istinad ettirdi bu mücadelesini en azından söylem düzeyinde. Aynı dönemde Türkiye uluslararası basında ve çevrelerde DAEŞ'e destek olmak ya da DAEŞ'te mücadele konusunu ağırdan almak gibi tezvibatlarla muhatap oluyordu İran'da da. Bu çok enteresan bir noktadır. Sadece Washington Post'tan, New York Times'tan ya da diğer batılı basından bahsetmiyorum. Kuruluşlardan bahsetmiyorum. İran basınında da gerek Cumhurbaşkanımızı, şu hali hazırda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, gerek diğer Türk yetkilileri DAEŞ'le mücadele konusunda yeterince gayret göstermemek, başka ajandaları takip etme konusunda bir takım tezvibatlar yapılıyordu. Dolayısıyla bunlar şunu gösteriyordu ki bir taraftan İran'ın önü açılırken Türkiye irrasyonel bir şekilde sıkıştırılıyordu. Benzer bir hamle, enteresan bir hamle daha gelmişti hatırlayalım Obama'nın son döneminde. Suudi Arabistan da sıkıştırılmıştı. Hatta yine hatırlarsak 11 Eylül hadiselerinden dolayı Suudi Arabistan'ın bazı davalarla karşı karşıya kalma durumu olmuştu. Ne oldu? Trump geldiğinde bütün zemin oluştu. Trump geldi, Suudi Arabistan'ı bu korkuyu kullanarak Suudi Arabistan'la müthiş bir yakınlaşma gösterdi. Silah anlaşmaları vesaire çokça konuşulan. Bir Katar kriziyle bir sürü evet, yani Türkiye bir noktada Trump geldiğinde acaba Obama'dan daha mantıklı hareketler yapar mı bu bölgede diye. Türkiye de kısmi beklentisi içinde bulundu ki bulunmakta haklıydı, yani bir şey yapılması gerekiyordu. Ancak Trump geldi ve beklendiği üzere, çünkü kampanyalar sırasında da başkan seçim kampanyaları sırasında da bunu şüpheye mahal bırakmayacak derecede saraate kavuşturmuştu İran konusundaki karşıt tavrını ve bunu uygulama tatbik sahasına da tahvil etmiş oldu. Beklenmeyen şey benzer hareketi Türkiye ile ilgili yapmasıydı. Çünkü Türkiye ABD'nin bu derece öfkesini çekecek ya da ABD ile bu derece gerilecek. Ne yaptı? Şahsen ben bile anlamakta zorlanıyorum. Bundan dolayı zaten muhtemelen Serdar Bey ısrarla bunun suni bir kriz olduğunu söylüyor. Çünkü yapısal bir sorun yok ortada. İran'da yapısal sorunlarınız var. Yani Trump'ın aklındaki bazı projelerin, bazı planların hayata geçmesi için zemin oluşturma çabaları. Hatta bakın şöyle, Trump dönemindeki krizlerden de bahsediyorum. 2000 ilk iktidara geldiğinde Trump, o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Önceki Dışişleri Bakanı'nın adı neydi Pompeo'dan önce? ABD'nin Dışişleri Bakanı adını unuttum. ABD Dışişleri Bakanı ile Bakanı Tillerson kongredeki o görüşmeler esnasında bakanla ilişkin dediler ki Orta Doğu'daki krizlerin ABD çok dışında kalmış gibi görünüyor bir aktör olarak. Ne yapacaksınız? Dedi ki Orta Doğu'da Türkiye gibi bizim müttefikimiz olan devletlere asıl menfaatlerinin ABD ile sağlanabileceğini söyleyeceğiz. Çünkü bizim hatalarımızı bu ülkeleri başta Türkiye'yi Rusya'ya itti. Dolayısıyla bunun böyle olmaması gerektiğini ve gerçek anlamda menfaatlerin bizimle sağlanabileceğini söyleyeceğiz dediler. Ama gelinen nokta itibariyle Türkiye'yi tehdit etmeler, Türkiye ekonomi üzerinden tehdit etmeye çalışmalar vesaire. Dolayısıyla bu çok anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü vesayet altında bir Türkiye yok artık. Evet, yani tabii ben temel olarak... Çok net anlaşılır aslında. Yani evet, yani şöyle bir küresel anlamda belirsizlikten bahsediliyor biliyorsunuz. İşte Çin meselesinin ABD'nin nasıl bir tavır alacağı. Burada Cüneyt Hocam çok iyi o kısmı özetledi. Çin'le ABD arasındaki bağımlılıktan bahsederken. İşte Rusya'nın pozisyonu, Orta Doğu'da yeniden şekillenmekte olan bir takım şeyler. Ve bu dönemde Türkiye'nin ABD'nin ekseni dışında muhtemelen hareket etmesi çok işlerine gelmiyor. İşi zorlaştıracağı düşünülüyor. Bir anlamda tabiri elindeyse bir tedip hareketi var. Obama dönemiyle alakalı söylemiş olduğum, Obama bu anlaşmayı yaparken Türkiye'yi sıkıştırıyordu demek istediğim tam da aslında bu bahsetmiş olduğum olaylar silsilesinin bir noktasında oturduğu için o yorum yapmıştım. Şimdi Türkiye'ye yönelik tehditlere dönelim tekrar Cüneyt Bak söyleyeceğim.
İlk programın ilk bölümünde kurdan bahsetmiştik. İkinci bölümünde daha da açacağımızdan konuşmuştuk. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani Amerika'nın bu saldırılarının, bu oyunlarının diyelim bozulması nasıl mümkün olabilir sizce? Şimdi yani bana gelen süreçte hem Serdar hem hocam hem sevgili kardeşim gayet net olayın İran üzerinden açılımını yaptılar. Ben farklı bir noktayla onlara destek vereceğim. Ondan sonra da Türkiye özelinde ne yapabiliriz'i de kısaca özetleyeceğim. Şimdi bugün bir haber vardı. Suudi Arabistan demişken, hı hı. Yani Suudi Arabistan'ın Amerika'ya mecburiyeti noktasında benim en korktuğum bu bölgede o mecburiyetten doğabilecek bir mezhep çatışması. Ve bunu İran ve Suudi Arabistan merkezinde planlayan, bunu Armageddon olarak bir küresel değişim, bir güç dengesi değişimi noktasında fütürist bir yaklaşım olacak ama planlayan bir derin Amerika. Şimdi buna karşı tavır çok önemli. Ve bugün haber önemliydi. Dedi ki Suudi Arabistan Kanada'ya, aralarındaki bir ittifak problemi, ciddi bir çatışma. Ben Suudi Arabistan'a satıyorum kardeşim. Suudi Arabistan olarak pardon, Kanada varlıklarını satacağım dedi. 150 milyar dolar civarında birinci etim. Şimdi yeni bir şey var. Bunu iyi okumak lazım. Ne diyorduk biz 2 sene önce? Kur savaşları. Sonra Trump sonrası ticaret savaşları konuşuyoruz her gün. Şimdi Suudi Arabistan'ın bu söyleminden sonra ve o ilk bölümde anlattığım Stiglitz, yani Nobel ödüllü Stiglitz'in açıklamalarında, Joseph Stiglitz'in açıklamalarındaki Amerika'nın Çin'e olan bağımlılığı. Bu şunu getiriyor yeni bir kur ve ticaret savaşının hemen yanına. Varlık satışı restiyle yeni bir alan açılıyor. Yani ülkeler üzerinde, toplumlar üzerinde Serdar'ın dediği gibi insanların varlıkları, insanların yaşam idealleri, hayalleri üzerinde her türlü baskıyı kurgulayan bir yeni dönem. Suudi Arabistan'da nedense bunun hep ilk öncü ülkesi olmaya başladı ilginç bir şekilde bu coğrafyada. Yani Katar'a meydan okuması, gidip Amerika ile el sıkışıp o Amerikan Başkanı Trump'la o resmi vermesi. Mesut kürenin önünde. Kürenin önünde vesaire. Yani şimdi bu dönemi iyi anlamak lazım. Ezberler bozuldu diyoruz, yeni normaller diyoruz. Yeni alışmaya çalıştığımız normaller, yani bize dayatılan normallere karşı verilecek tepki çok çok önemli hale geldi. Bugün İran'dan bir çıkış vardı. OPEC'e bir mektup gönderdi. Ben dedi takipteyim kimin OPEC içerisinde üretimini arttırırsa, o da aba altından Suudi Arabistan'a bir gönderme yaptı. Ve Rusya'ya, senin dediğin gibi Rusya hani tam desteklemiyor dediniz ya. Rusya'ya da aslında, yani siz OPEC ve OPEC dışı ülkeler olarak ne oldu da Amerika'nın koymaya çalıştığı ambargoyu şimdiden destekleyen bir üretim artışı ve benim üretim kanallarımı engelleyen boyuta bu işi taşımaya başladınız diye bir uyarı mesajı vardı. İlginç. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde dünyayı yeni bir dönem bekliyor. Ve bu yeni dönemde işte demin dedin ya niye Amerika bunu yapıyor. Amerika'nın alıştığı bir ülke değil artık Türkiye. Ve bu yeni kurulacak düzende en kilit noktalardan biri Türkiye. En kilit ülkelerden biri Türkiye. Çünkü bizim çocuklar değil artık Türkiye. Oyunun kurallarında söz sahibi olan bir olan ülke bir haline ülke. Geldi. İşte, yani Serdar, sık sık sen ziyaret ediyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'na. Yani orada Türkiye'nin karşılanışı bundan bir dönem öncesi gibi değil. Kıyas kabul edilmez. Yani kıyas kabul edilmez aynen dediğin gibi. Onun için Türkiye'nin bu duruşunun tabii bir bedeli var. Şimdi o bedelin dengelenmesi noktasında işte hani kur dedin ya senin sorun. Oraya gelirsek bu yeni döneme alışırken dünyanın muhakkak tepkisi olacak. Yani ticaret kur savaşı ve varlık savaşı, varlık satış riski savaşı üzerinden. Kim bilir yarın başka neleri konuşacağız. Belki blockchain diye bir sistem var bu kripto paralar üzerinden. Belki başka sistemik riskleri de biz buna ekleyeceğiz topyekün.
Yani sıcak çatışma öncesi her şeyin denendiği, yeni dünya düzeninin kurgulanmaya çalışıldığı, tek para sistemine geçişin kurgulanmaya çalışıldı. O Amerikan şirketlerinin ben bu dünyayı yönetirim, hegemonik, o ABD'nin hegemonik güç olarak kullandığı ben bu dünyayı yönetirim kaygısına karşılık dik duran Türkiye'nin yanında kimler yer alacak? Yani bütün mesele bu duruşu, bizim artık o önemli görüşmeler, işte Almanya ile, Rusya ile, belki Avrupa Birliği ile yakınlaşmamız, belki Çin'le başladık, 3,5 milyar dolar beraber imzalandı. Yani ve Çin bu dönemde belki Türkiye çok daha fazla ekstrem yatırımı olacak, Rusya ile yakınlaşması. Şimdi Türkiye bunu sağlarken bir şeyi korumak zorunda. Finansal istikrar ve fiyat istikrarını dengelemek Türkiye ekonomisinin bu süreci geçirene kadar, yani en azından şu Kasım, Serdar'ın meşhur o Kasım'ına kadarki süreçte kadar, o Amerika kendi dengesini, kendi içindeki o çatışmaya ulaşana kadar Türkiye'nin de Amerika ile iletişimi kurup bu iletişimde ısrarcı olması, ama içeride de biraz önce de dediğim gibi Merkez Bankası ve yeni kabine yoluyla orta vadeli de hızlı bir şekilde anlatıp yabancı yatırımcıyı merkez kabul etmeksizin, bakın artık sadece New York'a, Londra'ya seslenmiyoruz. Panda diyoruz. Yani panda demek Çin tahvil piyasasına giriyoruz. Çin'e tahvil satacağız. Daha önce işte samuray piyasası diyorduk. Japonya'ya tahvil satıyorduk. Japon hanımların Türkiye yatırımlarından bahsediyor. Yani çoklu bir şekilde Türkiye bu yatırımları çekmek için hikayesini doğru anlatmak zorunda. Yani belki de BRICS zirvesi bu yönden çok önemliydi. Bir önemli aşamaydı. Yani. Her gün önemli bir gün. Çünkü ben fiyata bakarım bir ekonomist olarak. Fiyat bana diyor ki önümde benim 16'ya yakın bir enflasyon var. %23 bir gösterge tahvil faizi var. %18-22 bandında mevduat faizi var. %25-30 bandında bir kredi faizi var. Ag Plus müşteriye uygulanan. Bir 5.30 civarında bir dolar TL var. 75 civarında bir reel efektif kur endeksi var. Ki o TL'nin asıl değerini bize bildirir. Merkez Bankası'nın baktığı. Türkiye'nin ticaret yaptığı 30-40'tan fazla ülke üzerinden enflasyonda baz alarak oluşturulan bir endekstir bu. 2003 senesinde ilanı 100'dür. Bir ara 130'lara çıkmıştı. TL aşırı değerliydi. Şimdi aşırı değersiz bir TL. Bunu muhakkak almak isteyen bir yabancı yatırımcı kütlesi vardır. Buna doğru anlatmak. Bize yatırım yapılabilir notunu veren CSR, Japon Kredi Denetleme Kuruluşu'nun önemli bir tespiti vardı. Sosyoekonomik bir, İşte bugün İran'a yaşatılan sürece götürmemek için Türkiye'nin kur riskini iyi dengelemesi. Yani 5.50-5.65 eşiğinden bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? Onu bir kez daha altını çizeyim. 94 ve 2001 krizlerinde yaşanan modellemelerde %200 ve üzeri bir, çok fazla üzeri olmayan ama %200-230 civarı bir değer kaybı. Bu sefer 14 senede biz bu değer kaybına ulaştık. 2003'ü bir tepe olarak kabul ediyorsak. 1.80'i. Çünkü 20 kuruş, 60 kuruş, 60 kuruş, 1.80 kuruş, şimdi 1.80, 5.65'lere kadar getiriyor bizi. Ama onun üzerine geçiyorsak kurda hareketler sertleşebilir. Teknik analizde, global para hareketlerinde böylesi bir risk var. Bu riski Merkez Bankası da biliyor. Şimdi Merkez Bankası'na tabii şöyle eleştiri hocam, geliyor. Niye adım atmıyor şeklinde. Hareketler sertleşebilirden kastınız? Fiyat aralıklarının miktarı ve zamanlaması hızlanabilir. Daha hızlı oynamalardan mı bahsediyoruz? Çünkü spekülatif atak yapmaya niyetlilerse, bize bu baskıyı kurmaya niyetlilerse, bizim uzlaşı çağrılarımıza cevap vermeyip bu anlaşılmaz tutumlarını daha da sertleştirmek istiyorlarsa bu yoldan gitmek isteyeceklerdir. İşte bizim burada duruşumuz oldukça önemli. Bu Avrupa Birliği ile, Rusya ile, Çin ile ve dünyanın geri kalan sermaye odakları ile yapacağımız görüşmeler önemli, ama içeride de Merkez Bankamızın ve yeni kabinenin duruşu da önemli olacak. O seviyenin üzerine kuru geçirmemek, veya ben şuna da bakarım bir ekonomist olarak, kur bir yere gidebilir. Önemli olan oraya gidip orayı görmesi değildir. Orada ne kadar kaldığıdır hasar tespitini anlaşılması adına bizim baktığımız. Onun için o kuru bir an önce bizim daha denge olarak gördüğümüz, aşağıda 4.30-4.50'lerin şimdilik destek olduğu, yukarıda 5.30-5.50'lerin artık direnç olduğu, bu bant içinde koruyabilirsek bu süreci ve bu işte bu süreç içinde çözülürse, biz de hikayemizi doğru anlatırsak Türkiye bu virajı fazla yara almadan geçebilir. Ama burada oluşabilecek risklere karşı da hazırlıklı olmak ve bunu piyasa
aktörlerine doğru anlatmak gerekir. Piyasa çünkü ikna olursa en azından kur tarafındaki spekülasyonlara katılma marjı ve motivasyonu azalır. Biz o motivasyonu azaltmak durumundayız zaten ülke olarak. Yani özetle Amerika Birleşik Devletleri şimdi birçok alanda, birçok ülkede, birçok cephede algı operasyonu yapıyor. Ekonomik savaş ve algı operasyonu, suni bir ekonomik savaş ve algı operasyonu yürütüyor. Bugün Suudi Arabistan'a bile o diyen odur yani, onu söyleyeyim. Ve yani dünya aslında ABD'nin karşısında uzlaşıp el ele vererek bunun karşısında durma potansiyeline sahip ABD'nin savaş açtığı ülkeler. Henüz farkında olmadıkları bir sahiplik bu. G20'de henüz ses getirmeyen bir sahip. Ama bu potansiyel var diye var tabii değil ki mi? Olmaz şimdi mı? Ben, şimdi en son NATO toplantısında dünya bu potansiyele sahip diyoruz da bu potansiyel kinetiğe dönüşmüyor. Bir türlü. Yani NATO toplantısında Türkiye-ABD ilişkilerini bir kenara alalım. Hatta orada iyiydik yani. Oradan sonra hızlandık nedense. Amerika Birleşik Devletleri Almanya ilişkisine bakalım. Yani Trump toplantıdan önce Merkel'i yerden yere vurdu, kaldırdı, bayılttı, bir daha nakavt etti. Yani artık bitsin dedik. Tamam artık vurma dedik. O seviyeye getirdi bu iş. Şimdi o da sakin. Yani Merkel hiçbir resistans gösteremedi. Yani Almanya tutsaktır. Parayı sizi ben koruyorum. Siz gidiyorsunuz Rusya'dan gaz alıyorsunuz, onlarla ticaret yapıyorsunuz gibi bir sadece devlet başkanının değil bir toplumun, ona da silah satmaya çalıştı değil mi? Onurunu zedeleyecek çok üst perdeden bir yaklaşım sergiledi. Bir anda açıklama 180 derece şimdi değişti daha sonra. Biz Merkel'in bir cevabını görebildik mi? Göremedik. Daha sonra bir poz verdiler. İşte Almanya, ABD dosttur, müttefiktir şeklinde ama şimdi bu Trump'ın genel tarzı. Önce bir yumruk atıyor, sonra tekrar şey yapıyor. Kuzey Kore krizinde de bunu gördük çok yakından. Gelinen noktada şunu söyleyeceğim. Türkiye, Amerika ilk defa krize girmedi. Bu tabii ilk ki krizimiz değil. Hatta yok, biz bakıyorum şöyle Türk siyasi tarihinde en fazla kiminle sorun yaşamışız? Yunanistan'la bir Ege'de sorunlarımız var. İttadaşı, sınır, kıta sahanları meselesi. Devamlı, real time süre. O artık bizde bir heyecan uyandırmıyor. İşte eskiden 90'lı yıllarda Türk-Yunan uçakları yine İttadaşı yaptılar. Haber değeri yok yani. Haber bültenlerinde kendisine yer bulmuyor. Sadece altyazı olarak şuradan geçer. Fakat onun haricinde Türk-Amerikan krizleri çok sayıda var. Yani Afyon krizinden tutun, Kıbrıs ambargosuna tutun. Bunlar büyük krizler. 40'lı yıllarda, 60'lı yıllarda. Biz şu an yıllarda o seviyede bir krizde değiliz ki. Biz kere yani biz şu an Twitter mesajına başlamış bir kriz yaşıyoruz. Ve yine bana kalırsa bir Twitter mesajıyla çözülecek bir kriz yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni biz Türkiye'ye saygı duyan bir pozisyona getirdiğimiz an mesele çözülecek. Trump'ın karakteri gereği de hızla bozulup şimdi, hızla düzeltebildiği ilişkileri dikkate almak lazım. Tabii hızla bozulup hızla düzelebilir. Hiçbir problem yok. Yani Kanada Başbakanı Trudeau'yla toplantıda oturuyor. Çok yakın samimi pozlar veriyor. Ayrılıyorlar. 2 dakika sonra arkasından tweet atıyor. Bu adam ne kadar yanlış işler yapıyor. İşte Kanada ABD ilişkilerine zarar veriyor şeklinde. Yani böyle bir karakterle karşı karşıyayız. O yüzden böyle ortalığı velveleye vermeye çok fazla gerek yok. Bu kriz çözülemez bir kriz olsa, evet, haklısınız. Ama karşımızda kolay çözülebilir bir kriz var. Yani biz Kıbrıs ambargosunda İncirlik'in kapanmasına kadar süreç ilerledi. Afyon ekimi meselesinde Türk siyasi tarihinde çok büyük resleşmeler yaşandı. Yani onlarla kıyasladığımız zaman şu an içinde bulunduğumuz krizi eğer Rahip Brunson'a indirgersek, gerçek bir krizden bahsetmiyoruz. Yok. İran boyutunu ayrı tutuyoruz. Rahip Brunson'a indirgemezsek, Rahip Brunson'ı bu işin sadece bir ambalajı olarak görürsek, evet o zaman konuşmaya başlayabiliriz. Yani 15 Temmuz darbe girişimi kimler tarafından yapılmıştır? Arkasında kim vardır? Esasında şu an yaşadığımız türbülans 15 Temmuz darbe girişimiyle de ilişkilidir şeklinde bir okuma, bir analiz yaparsak, o zaman başka bir noktada durabiliriz. Fakat şu an işte Rahip Brunson üzerine indirgenmiş ve aslında her iki ülke de esasında gerçek problemin Rahip Brunson olmadığını çok iyi biliyor.
Fakat bir meseleyi bir yere indirgedik. O yer üzerinden tartışıyoruz. Gün sonu ne olacak? Bu mesele çözülecek. Ya tabii yani. Ama geçen hafta daha konuştuk biliyorsun. Sorun, casus asıl çıksa sorun, bile casusu göndereceğiz. Üstü, karşına bir şey örtülecek. Yani. Asıl sorunun üstünü örtüyoruz şu an. Şu an başka bir şey yapılıyor bana kalırsa. Yani çok büyük problemler var Türk-Amerikan ilişkileri içerisinde. 15 Temmuz'da bir suçüstü durumu var. Fakat real politik gereği. Ama bütün Amerika yok değil mi orada? Bütün Amerika yok. Yani bunu bir doğru okumak zaten lazım. Zaten Trump'ın olduğu bir Amerika o zaman söz konusu değildi. Bütün Amerika yok yani. Amerika bu işin arkasında vesaire, bütünüyle, bütün organları vesaire diyemeyiz. Amerika dediğimiz zaman da hangi Amerika dememiz lazım zaten. Yani Suriye'ye baktığımız zaman biz Suriye politikasını hangi Amerika kuruyor? Pentagon mu? Beyaz Saray mı? Dışişleri mi? Hocamın dediği CENTCOM Pentagon'un mu? Duruşu burada farklı. Hatta EUCOM yani Avrupa Kuvvetler Komutanlığı şu anki Suriye politikasına ciddi eleştiriler getiriyor. CENTCOM bu anlamda Türkiye ile yakınlaşmaya ciddi direnç gösteriyor. Amerikan dışişleri Türkiye ile her zaman diplomatik ilişkileri diri tutmalıyız diyor. Hepsi farklı farklı unsurlar. Hangi Amerika çok haklı bir soru. Ama 15 Temmuz hikayesinde bir Amerika var. Orada bir yerlerde o Amerika'dan bir şey var. Orada bir suçüstü durumu var. Bunlar Amerika'nın, Amerika-Türkiye ilişkilerinin gerçek sorunları. Ama iki tane güçlü müttefik ve devlet geleneği olan iki ülke böylesi bir atmosferde stratejik olarak konuyu bir yere kilitleyip ondan sonra bu meseleyi çözüp real politik olarak diyorum, ideal düzeyde de bahsetmiyorum. İdeal düzeyde Türk-Amerikan ilişkilerinin çok ciddi problemleri var. Üstü örtülemez problemleri var. Kolay da çözülecek ama değil. Ama real zamanız. Politik bir tercih yapıp Türkiye ve ABD bazı problemlerin üzerini örtebilir. Rahip Branson meselesi çözüldüğü zaman biz ekonomik büyümeye ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. İstikrara ihtiyaç duyan hatta bir ülkeyiz. Hatta bölgemizdeki ve dünyadaki ekonomiyi Amerika momentum veren bir ülkeyiz. Amerika bölgesel bir müttefike ihtiyaç duyan bir ülke. Yani real politik çıkarlarımız her ne olmuş olursa olsun bir an Türkiye-ABD ilişkilerini bir zeminde birlikte hareket etmeye yine önümüzdeki süreçte zorlayacaktır. Şu an ben şunu düşünüyorum. Türkleri ilk defa Amerika Birleşik Devletleri doğru tanımaya başladı. Yani bu direnç, bu resistans, istediğini alamama durumu ve burada operasyon yapamama durumu onları ister istemez yeni Türkiye'yi anlama noktasına itiyor. Serdan şu an yeni Türkiye'yi anlıyorlar. Şu sancılar da esasında yeni Türkiye'nin anlaşılması sancısı. Anlaşıldıktan sonra ben önümüzdeki süreçlerde Türk-Amerikan ilişkilerinin yine rayına oturacağını düşünüyorum. Ama bu krizi hakkıyla yaşamamız gerekiyor. Şimdi az sonra hangi Amerika üzerinden özellikle evangelistler üzerinden devam edeceğiz. Ama öncelikle kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sevgili seyirciler, az sonra tekrar birlikte olacağız. ...24 ekranlarından tekrar merhaba. Küresel Oyun devam ediyor. Reklamdan önce Sayın Serdar Karagöz'le konuşuyorduk. Hangi Amerika dedik, orada kaldık en son. Tam burada ben sormak istiyorum. Krizin merkezindeki isim Rahip Andrew Branson, evangelist. Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst seviyelerindeki isimlerden biri. Başkan yardımcısı evangelist. Hangi Amerika deyince tabii şu durumda evangelistler ister istemez gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde bununla ilgili açıklamaları vardı. Bu evangelistler kimdir? Türkiye ile Amerika arasında bir kriz çıkarabilecek potansiyele sahipler mi gerçekten? Amerikan iç siyasetinde ne kadar güçlüler? Önümüzdeki seçimlerde etkileri ne olacak ki Trump evangelistler üzerinden bir hamle yapıyor? Nasıl yorumluyorsunuz bunları acaba? İşte Amerika Birleşik Devletleri bir dünyada düzenli dua eden toplumlar sıralaması yapılmış. Yüksek gelire sahip ülkelerin vatandaşları düzenli dua etmiyor. Bu araştırmaya göre. Sadece bir istisnası var. Yüksek gelir yani kalkınmış ülkelerde tek bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri yüksek düzeyde her gün dua eden bir topluma sahip. Muhafazakar bir toplum, Amerikan toplumu. Bu yüzden Avrupa toplumundan ayrılıyor. Hala kiliseye gitme oranı
Avrupa toplumuna göre çok yüksek. Yani hatta şu şeyler var yani bazı İslam ülkelerinden daha yüksekte Amerikan toplumunun günlük dua etme oranı. Bunu da söyleyelim. Şimdi böyle bir atmosfer var. Yani belki izleyicilerimizden New York'a ya da Los Angeles'a gidip kafalarında bir Amerika fotoğrafı şekillenen vardır. New York ve Los Angeles, özellikle New York. Buralar gerçek Amerika değildir. New York, New York'tur. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etmez. Amerikan toplumunu hiç temsil etmez. İçerilere işte Ohio'dur, Texas'tır. Yani o center, çekirdek iç Merkez Amerika'ya doğru gittiğiniz zaman o zaman Amerikan vatandaşlarının tepkilerini görürsünüz. Zaten Trump'ın halihazırda popülaritesinin bu kadar yüksek olması o işte Ohio'luların ve merkezdeki eyaletlerdeki ortalama Amerikalıların reflekslerini iyi okumasıyla özellikle alakalı. Beyaz Amerikalılardan bahsediyoruz. Evet, beyaz Amerikalılardan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir sosyolojik gerçeklik var. Bu sosyolojik gerçeklik içerisinde Amerikan toplumunun sosyal anlamdaki lokomotifi yani trend belirleyeni evangelistler. Kilise yoluyla hala işte kendi toplumlarını ve üyelerini bir şekilde bir sistemin içinde tutabiliyorlar. Bunlar açısından iktidar çok önemli, siyaset çok önemli. Her zaman kendilerinden bir başkan olmasını ya da kendilerinden bir yönetim olmasını istemişlerdir. George Bush mesela önemli bir evangelist. Donald Trump bir evangelist değil. Fakat yardımcısı Pence onlar açısından çok dindar bir evangelist. Yani onların o siyasi fikirlerini de aynı şekilde benimsemiş bir evangelist. Bu evangelistler neye inanıyorlar? Bu evangelistler mesela her şeyden önce bir dünya savaşının olması gerektiğini, daha sonra bir kurtarıcının gelmesi gerektiğine inanıyorlar. Bu hatta dünya hızlandırmak istiyorlar. Hızlandırmak istiyorlar. Şimdi Mesih bir inanç dünyası gelsin. Var ve bu inanç dünyasının politik yansımaları var, politik tercihleri var. Ne o politik tercih? İsrail devletinin kurulması, Süleyman Mabedi'nin yıkılması. Bunlar şimdi İsrail devletinin bir an önce o bölgeyi darmadağın etmesi için uğraşıyorlar. Şimdi rasyonel hareket midir? Hayır, bu inançtır. Adam buna inanıyor. Bu inancın neticesinde bir siyasi tercih yapıyor. Arkasında Siyonist desteği de alan bir. Şimdi alıyor ama günün sonunda o da yaşanacak. Yani Evangelist ile Siyonizm çatışacaklar günün sonunda. En nihayetinde bu da var. Ama bu bir süreç. O sürece gelene kadar şu an yapılması gereken İsrail'i sonuna kadar desteklemek. O yüzden İsrail şu an Kudüs adımı atıldı. Bölgede hiç olmadığı kadar şımarıkça adım atıyor. Çünkü arkasında evangelist inançlarını politik tercih olarak kullanan bir Amerikan siyaseti var. Burada Mike Pence önemli bir figür. Daha önceki haftalarda görmüştük böyle Beyaz Saray'da ayin yapıyorlar. Hepsi evet. Birbirine dokunuyor. Böyle durumlar da yaşanıyor Beyaz Saray'da. Yani bir tür çok alışık olmadığım. Tabii yani Amerika'daki o sekülerleri de rahatsız eden ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? Yani ülkenin bütün tercihleri, dış politika tercihleri neredeyse evangelistlerin dini inançları çerçevesinde şekillenmeye başladı. Bu buna da bir resistans gösteriyor. Çok tehlikeli şimdi değil buna mi? Resistans gösteren kurumlar da var. Özellikle Amerikan dışişleri mesela demokratların çok güçlü olduğu bir yapı, kurum. Ben hatırlıyorum. Pek çok Amerikan dışişleri mensubu Trump kazanınca çok büyük hayal kırıkları ve mutsuzluk yaşadılar. Hala yaşıyor. Hala da yaşıyorlar. Kabullenmiş de değiller, kabullenmiş değiller. Geleneksel olarak onların tercih ettiği politikalar farklı. Şimdi Mike Pence bu anlamda zaten Türkiye ile krizi tırmandıran figür. Niye tırmandırıyor? Religious Freedom diye bunların bir toplantısı vardı. O toplantının olduğu gün böyle bir açıklama yaparak krizi tırmandırdı. Hemen arkasından da Trump'ın açıklaması geldi. Yani dini özgürlükler adı altında yapılan bir toplantıda bunu stratejik olarak kullanmak istedi. Biz bir evangelist rahibin Türkiye'de tutsak olduğunu düşünüyoruz ve onun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Basit biri de değilmiş ve yani. Ülkemizi ülkemizle o ülke arasındaki ilişkiyi bozacak kadar da bu işte ciddiyiz. Şimdi bunun yansıması nereye? Bunun yansıması Kasım'da yapılacak olan
ara seçimler. Ve bunu da bu arada Türkiye'de Hristiyanların dini özgürlüğüne sanki müdahale ediliyormuş, engellenmek istiyormuş gibi. Bunu biraz ima ettiler ama bunun sürdürecek argümanları olmadı. Çünkü Türkiye'deki Hristiyan dini cemaatler bize tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bu hükümet döneminde destek verildi şeklinde açıklamalar yaptı. Yani hem Musevi cemaat, Türk Musevi cemaati, hem Türk Hristiyan cemaati, bütün bunlar başkanlık yemin töreninde tabloyu. Tabii onlar orada protokolde en önde yer aldılar. Yani Türkiye'de dini özgürlükler anlamında Hristiyanlara bir baskı yapılıyor fotoğrafı asla oluşturamadılar. Fakat orada bizim bir rahibimiz, evangelist rahibimiz tutsak söylemini Amerika içerisinde kabul edecek gruplar vardı. Şimdi Ohio'ya gittiği zaman bir Amerikalı kongre üyesi tekrar seçime gittiği zaman bu argümanla geçecek. İşte bizim Cumhuriyetçi Partimiz, işte Başkan Yardımcımız Pence ve Başkanımız Trump gördüğünüz üzere oradaki rahibi kurtarmak için elinden geleni yaptı argümanını Trump'ı da ilgilendiren kullanmak bu tarafı isteyecek. Yani. Trump'ı ilgilendiren taraf bu. Bir yönüyle de Amerika içerisinde şu an çok ciddi Amerikan toplumunu yanıltmak, ona yalan söylemek bir azil sürecini getiriyor beraberinde. Trump'ın bunu yaptığı işte video görüntüleriyle, ses kayıtlarıyla, bazı itiraflarla ortaya çıktı. Yani bizim impeachment dediğimiz kongreden eğer bu Amerika'yı daha fazla Trump yönetemez diye bir karar çıkarsa Trump'ı indirecekler. Şimdi böyle bir süreç de var Trump açısından. Trump orada iki şey oynadı. Bir, yani içerideki gündemi biraz değiştireyim. Yani evangelistlerin gönlünü hoş tutayım. Ama benim üzerimdeki baskıyı da biraz azaltayım. Diğer taraftan da Kasım'da seçime giderken hayalini kurdu şey şu. Bir özel uçak inecek Washington DC'ye. Trump onu kapıda karşılayacak. Bütün televizyonlar canlı yayında olacak. Ve işte gördünüz diyecek. Getirttim onu buraya. Ve seçime girecek. Bu kadar basit mi? Olayın bu kadar basit yönü var. Daha komplike yönleri de var. Biraz önce hocam söyledi. Bu belki Trump'a yapılmış bir tuzaktır dedi. Yani hepsi olası. Sizin bahsettiğiniz alandan bakarsak Trump hem iç siyasette kazanım için hem üzerindeki baskıları dağıtmak için bir anlamda dünyayı ateşe atıyor aslında. Dünyayı değil, Türkiye-ABD ilişkilerini ateşe yani atıyor. İran, biz de İran'ın da işin içine katarsak mesela. Branson konusunu ayırıyorum. Çünkü Branson konusu belli başlı Türkiye-ABD ilişkilerini burada bozacak bir hamle. Evet, bunu kabaca baktığımızda, detay girmediğimizde, derinlemesine girmediğimizde Trump bunu ara seçimler için bir tercih olarak yapmıştır. Evangelistler onun için önemlidir, oyunu almak zorundadır. Alamazsa Trump çok iyi biliyor, kongrede Cumhuriyetçi Parti üstünlüğünü kaybettiği an Trump önümüzdeki o son iki yılını başkan olarak geçiremeyecek. Bunu çok iyi biliyor. Onun için seçimi kazanmak adına her şeyi yapıyor. Bir de fevri hareket eden bir adam. Trump'ın kafasında şu var. Tüm dünya Erdoğan'la bu anlamda özellikle Batı ülkeleri didişirken ben Erdoğan'ın yanında durdum. Dolayısıyla bu da benim hakkımdır diyor. Aslında şu anki manzara da çok kafası öyle çalışıyor adamın. Adamın kafası öyle çalıştığı için sizin hukuk sisteminizi, sizin devlet yapınızı, hukukunuzun bağımsızlığını vesaireyi bunları çok düşünmüyor adam. Adamın kafası bu şekilde çalışıyor. İşte neden böyle çalışıyor? Ortalama bir Amerikalı diyorum ya. Ortalama Amerikalı'nın kafası böyle çalışır. Ortalama Amerikalı haritada Türkiye'nin yerini de gösteremez. Ortalama bir Amerikalı'nın da pasaportu yoktur. Çoğu Amerikalı'nın pasaportu yoktur. Gerek yok derler. Trump'a şimdi, seçimi kazandıran da bu zihniyet belki. Trump'a seçimi tarzı, kazandıran bu zihniyet, bu zihniyetin yansıması işte orada Beyaz Saray'da oturuyor. Biz onu devlet adamı olmaya, devlet ciddiyetiyle davranmaya davet ediyoruz. Ama adamın düşünüş şeklini yakalayamadığımız sürece mesajını almaz. Mesajını şöyle vermek lazım. Ciddi bir ekonomik kaybınız olur. Sizin burada müttefike ihtiyacınız var. Bu müttefiki kaybettiğinizde bugün sizi destekler gibi gözüken Amerikan toplumunu da rahatsız edersiniz. Tabii bunu söylemek için de çeşitli argümanlarınızın olması lazım. Suriye bir argümandır. Yalnızlaşan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel bir müttefik arayışı bir argümandır. Bunları Trump'ın önüne koyuyorlar.
Trump şeyden de rahatsız. Yani biz neden Türkiye'ye silah satmıyoruz? Bundan da rahatsız. Ki onun kafası, Trump'ın silah satmaktaki... Onun kafası işte orada farklı çalışıyor. Ayrılıyor. Önce kriz hangi çıkarmak. Amerika dediğimiz zaman Beyaz Sarayı da ayırıyoruz kendi içerisinde. Yani Pence'in bir düşünüş tarzı, yaklaşımı ve ajandası var. Trump'ın bir düşünüş tarzı, ajandası var. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın farklı bir düşünüş tarzı ve ajandası var. Şu an çok parçalı bir Amerika'dan bahsediyoruz. Böyle çok parçalı bir iktidar yapısında bir gizli güç aslında müktedirdir. Onu bulmaya çalışıyoruz. Ben yani, henüz bulmuş değilim. Trump yönetiminde aslında Amerika'da uzun zamandır böyle bir tablo oluşmamıştı. Bir türlü taşlar yerine oturmadı. Tabii hiç yönetimin yani. Yönetimin önemli kısmında hiç. Dediğim gibi yani kurumlar şimdi Pentagon, Milli Savunma Bakanlığı diyoruz değil mi? Milli Savunma Bakanlığı'nda asker sivil farklı. Askerler arasında Avrupa'ya bakan askerler farklı. Orta Doğu'ya bakan askerler farklı. Hepsinin farklı ajandaları ve gündemleri var. Çok parçalı. Bu çok parçalı atmosferde bir iktidar gücü illaki vardır. O iktidar gücü zaten manipüle ediyordur. Yani Amerika'nın dış politikasını şu an manipüle eden, benim şu an tanımlamakta güçlük çektiğim bir iktidar odağı var. Yani derin Amerika diyebileceğimiz bir yapı belki de. Yani, öyle mi tanımlayabiliriz? Derin Amerika diyemiyorum. Derin Amerika'da tanımlanamaz bir şey. Bir güç odağı var ve bu güç odağı asla bizim gördüğümüz bir güç odağı değil. Yani bu Pentagon değil, Trump değil, Pence değil, dışişleri değil, CENTCOM değil, EU.com değil. Kim olduğu belki yıllar sonra Kongre değil, ortaya çıkacak. Temsilciler hepsini meclisi kullanan değil. Bir güç. Hepsini manipüle edebilen bir güç odağı var ve şu an oyunu o oynuyor çünkü iktidar çok parçalı. İktidar bir yerde odaklanmış özellikle olsa yaptırım. Mesela Obama güçlü bir başkandı her şeye rağmen. Politika veren bir başkandı ve Amerikan dışişleri politikası Obama ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nın uyumuyla şekilleniyordu. O atmosferde ortaya çıkan sonuca, ortaya çıkan politikaya en çok kim etki etmiştir sorusu sorulduğu zaman işte ben diyordum ki %40 Obama etki etmiştir. %30 Amerikan dışişleri etki etmiştir. %70'lik bir odak yakaladık. Şu an Amerikan dış politikasına kim en çok etki ediyor diye sorulduğunda konu geliyor bazen %5 Trump etki etmiş diyorum. %6 Amerikan dışişleri etki etmiş diyorum. Ama böyle ufak ufak olunca arada bir %9'luk 10'luk belirleyici bir güç oluyor. Yani vitrinin arkasındaki o gölge belki. %9 10'luk belirleyici güç Amerikan dış politikası manipüle etme kabiliyetine sahip oluyor. Burada şu an bu süreci yaşıyoruz. Şöyle ki değerli dostuma, meslektaşıma vakti vermek adına ben bir 5 dakikalık buyurun. Sadece söz hakkımı evet. Kullanayım. Kalan kısmı hocalarım kullansın. Serdar'ın sorusuna cevap vereyim. Çünkü arada kopukluk olmasın. Dünya servetinin %80'ini elinde bulunduran %1'in içinde ama Forbes listesinde görülmeyen her kimse o gizli güç, sevgilisi dostum o. Fed'in kuruluşunda Amerika devletinin olmayan, Amerikan Merkez Bankası'nın kuruluşunda hissedar olan her kimse o. Yani isimler belli. Yani bu belli isim, başlı birkaç aileden bahsediyoruz. Aileden bahsediyoruz. Şimdi bu ailelerin istediği zaten buydu. Sam, senin anlattığın hikaye. Yani Amerika'yı bir başkan üzerinden... Çok parçalı güç ortamı. Aynen öyle. Çünkü o çok parçalı güç de hem Amerikan toplumunu yönetebiliyorsunuz farklı odaklarıyla ve bunu dünyaya Amerika'nın bundan sonra sadece siyasal ve askeri değil, ekonomik gücünü de hegemonik olarak senin tabirinle kullanmak üzere bir yapıyı hazırlıyorsunuz. Yani çünkü çok çabuk Amerika'dan da vazgeçebilecek bir güçten bahsediyoruz. Yani İngiltere'yi hiç konuşmadık. Yani, belki bu sırada manipülasyonlarla büyük de bir serveti topluyorlar bir ara. Topladılar da. Daha da fazla. Ve 24 saat açık global piyasalarda biz küresel oyunda bunu hep anlatıyoruz. Hep de anlatacağız sonuna kadar. 24 saat açık piyasalar içerisinde, emtia piyasalarında, hisse senedi piyasalarında, future işlemlerde, döviz işlemlerinde tamamında bu güç zaten var. Etkin ve servet transferi bu şekilde yapılıyor. Ülkelere spekülatif ataklar bu şekilde yapılıyor. Yani
ciddi bir güçten bahsediyoruz. Ama bu güç dediğim gibi Forbes'un ilk 500 listesinde ismi geçmiyor. Veya ya kurumsal zaman, bir kimlik olarak karşımıza çıkmıyor. Yani Amerikan S&P içerisindeki 500 firması içinde işte ben buyum diye çıkmıyor. Ha bir ay birkaç aileden ismen bahsedebiliriz. Şimdi yayınımızın konusu o değil. Ama net olarak o güç o. O gücün yalnız kendi içinde de son dönemde bir güçler dengesi yerine bir güçler ayrılığı yaşama ihtimali var. İşte İngiltere farklılaşıyor biraz. Kraliçe biraz farklılaşıyor. İşte Almanya, o aslında karşıt duran, Amerika'yı kuran Almanya'da Avrupa'dan alacaklarının derdine düşmeyip Amerika'yla gizli ortaklıktan dünyanın geri kanalıyla önemli bir ülke çünkü Almanya, kilit bir ülke, bir ittifak kurabilirse. Çin orada kendi hegemonik güç olma sevdasından uzaklaşıp dünyayla entegre olup G20 içerisinde Amerika'ya doğru bu işi çevirebilirse, işte kilit ülkenin, Türkiye'nin istediği de zaten bu. Çünkü Türkiye deyip geçmeyin, arkasında 300-400 milyon nüfustan bahsediyoruz. Yani Türkiye devleti 1000 yıldan fazla ahlat ve öncesine dayanan bir gelenekten bahsediyoruz. Yani tarihin kodlarına da gir. Ben uluslararası ilişkilerde okuduğum için hem ekonomi ve uluslararası ilişkiler bu iş çok derin. Burada kesin hocalarıma da değerli fikirler için zaman kalsın ama Serdar'ın aradığı güç maalesef o var. O gölge diyorsunuz. O güce karşı da dünya hepimizin tavrı o. Bu noktada ben Filiz Katman'a da bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi İran'la yaşananlar malum. ABD'nin yavaş yavaş yalnızlaşması malum. Türkiye ile yaşanan krizler malum. Çözüm çabaları olsa da henüz çözülmüş bir şey yok. Ancak bu durumda Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmeyi göze alabilir mi Amerika Birleşik Devletleri? Özellikle İran konusunda sürekli yalnızlaşırken ve dünyadan aslında desteğe ihtiyacı varken. Ne diyorsunuz? Burada açıkçası Trump'ın iktidara gelmesiyle beraber Amerika'daki siyaset yapma kurumlarındaki inanılmaz dönüşüme de bakmak gerekiyor. Trump iktidara gelmeden önce bunu kampanyalarında söylüyordu ama gelir gelmez de yürürlüğe koydu. Herkes merak ediyordu bu kadar yüksek perdeden açıklamalar yaptı. Acaba gerçekleştirebilecek mi diye. En önemli hamlelerden bir tanesi bizi de ilgilendiren ve değerli iki konuda ifade ettiği konuya bir anlamda açıklık getiren mesele Trump'ın iktidara gelmesiyle beraber Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilerini sınırlaması oldu, bütçesini sınırlaması oldu. Özellikle USAID diye ifade edilen yardım tırnak içinde yardım ile dünya siyasetinde farklı ülkelerde müdahil olma aracının fonlarını çok büyük bir oranda kısması yumuşak, çok önemli bir. Yumuşak gücü kesti. Ya bunun müthiş, Türkiye'ye bir faydası evet. Oldu. Bu konuda dünyada birinciliği Türkiye elde etti dış yardımlar konusunda. Ya, istatistiksel dolaylı. Olarak evet. Öyle ama... Evet. Konvansiyonel güç kullanıyorum, yumuşak güce gerek yok diyor sanki Trump. Evet, evet. Orada mesele şu aslında, bu yapılan değişiklikle beraber kime geçti güç? Beyaz Saray'a ve ekibine geçti. Ekibinde de şöyle ilk kurduğu ekip, çok değişti ekibi tabii. Bir apoletliler vardı, bir de kravatlılar vardı. Hani bir anlamda Sayın Selim Atalay'ı anmadan geçemeyeceğim. Üniversitemizde bir toplantı yapmıştık İslam sonrası Türk-Amerikan ilişkileri üzerine. Orada şöyle bir ifade kullanmıştı Selim Bey. Önce kravatlıları gönderecek sanki, müzakere edecek. Kravatlar olmazsa apoletliler gelebilir ifadesini kullanmıştı. Bu açıdan değerli. Türkiye meselesine geldiğimiz zaman ekibinde yer alan isimler ne yazık ki Türkiye için olumlu düşüncelere sahip olan isimler değil. Bizimle ilgili, Türkiye ile ilgili ilişkilerin çok stratejik olduğunu düşünen ekip Dışişleri Bakanlığı'nda. O yüzden şu anda kiminle görüşüldüğü meselesi, müzakerelerin kiminle yapıldığı, evet, ya Trump onlarla iş yapmayı tercih etmiyor. Hatta şunu söyleyeyim hocam, Türkiye tarafı o Pence'in tweetine ne kadar şaşırdıysa, Pompeo şaşırdı. Amerikan dışişleri ve Pompeo da o kadar şaşırmıştı. Açıklama yaptı. Ben de sosyal medyadan öğrendim haberim dedi. Haberim yoktu dedi. Hemen Çavuşoğlu'yla görüştüler. Çünkü orada müzakere devam ediyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ın sosyal medya açıklamasından anlıyoruz. Anlaşılan o ki Amerikan muhataplarımız bizim uyarılarımızı dikkate almamış gibi bir açıklama yaptı. Hem Pompeo hem Çavuşoğlu. Bir anlamda farklı bir Amerika ile karşılaştılar. Ben yani, de buradan öğrendim ifadesiyle. Amerikan yönetiminde bir taraf kontrol altında krizi çözmeye çalışırken diğer taraf ısrarla yangına körükle gidip krizi tırmandırıp
belki de yani tırnak içinde söylüyorum, ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası uyguluyor diyebiliriz. Aynen, belki. Evet. Burada yine bizim dikkat etmemiz gereken bir mesele, bunu bir anlamda doğrulayan şu anda bir kriz yaşanıyor. Nedir bu kriz? Trump Putin'e bir mektup yazdı. Bu mektup bugün bir Amerikalı senatör tarafından elden Putin'e teslim edildi. Yine aynı Amerika'da bir açıklama geldi. 22 Ağustos'ta geçerli olmak üzere Rusya'ya sinir gazı, Skripal krizi sebebiyle yaptırımın hayata geçirileceğine dair eş zamanlı açıklama gelmesi Amerika içerisinde büyük bir çatışmanın olduğunun müthiş bir göstergesi. Yine çok önemli bir mesele, özellikle bu İran meselesinde Rusya ne yapacak, niye Çin'den farklı bir şekilde Amerikan yaptırımlarını minvalinde hareket ediyor açıklamasını belki aydınlatabilecek bir mesele. Özellikle uzun bir süredir İsrail'le yaptığı görüşmelerin çok dikkatli incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hemen sonrasında Netanyahu ile yapılan görüşmeler sonrasında Golan Tepelerinin Rus askerlerinin konuşlandırılması, oradaki İran üslerinin, İran'ın kontrol ettiği bölgelerin İran'la müzakereyle boşaltılması, bütün bunlar aslında Rusya'nın Trump'la yaptığı görüşmede de belki gündeme gelmiş meseleler olabilir. Ha, bundan Amerika ne kadar mutlu? Bugünkü 22 Ağustos'ta geçerli olacak uluslararası yaptırım meselesinden bir Amerika'nın bundan da çok mutlu olmadığını biz görüyoruz. Bu İran meselesinde durum çok farklı. Yine bahsetmiştik. Çin, Amerika'nın İran yaptırımlarına karşı yaptırımları nötralize etmek için yuan ticaretini geliştirme kararı aldı. Bir. Fransızların çekileceği araba pazarını dolduracak tehditlere rağmen yedek parça temini devam etme kararı aldı. Petrol ithalatını kesmeyeceğini duyurdu. Geçen ay %26 hatta arttırdı. Aslında nükleer anlaşmadan çekildiğinde Çin'in talebi diğer ülkelerin buradaki boşluğu doldurmasıydı. İran'ın talebi, düzeltiyorum. Yani Avrupa'dan beklediğini bulamadı ama sanki aynen. Çin mi dolduruyor bu boşluğu? Böyle diyebilir miyiz acaba? Ya açıkçası oyunun kuralları, aktörleri, her şey değişiyor. Bir tür Orta Doğu'daki düzen, setting diye ifade edebileceğim bir şeye hazırlık olduğu aşikar. O hazırlıkla ilgili yaptırımlar aracılığıyla ülkeleri safına getirme çabası var Amerika tarafında. İşte Mısır'ı gördük, Katar'ı gördük, Kudüs kararını gördük, Suudi yönetimiyle. Suudi yönetimindeki o meşhur küre fotoğrafının hemen öncesinde çok önemli bir görüşme var Suudi prensinin. Çin'le doları yuan üzerinden satma üzerine anlaşma yapıyor o prens. Hemen arkasından o prense büyük bir operasyonla o gördüğümüz hapsedilme görüntüleri ortaya çıkıyor. Onun üzerine Trump geliyor ve yeni Suud yönetimiyle anlaşma imzalanıyor. Dolayısıyla bir setting hazırlanıyor. Bu dediğiniz gibi yaptırımlar aracılığıyla opsiyon sunuluyor. Türkiye'de şu anda bunu yaşıyor aslında ve ben bu krizin 2002 tezkere krizinin kriziyle iyice ayyuka çıkan ulusal çıkarların ayrışmasının bir devamı olduğunu düşünüyorum. 1950-2002 arasında 52 yılda 4 kriz yaşanmış Türkiye ile Amerika arasında. 2002'den 2018'e kadar 16 yılda 9 kriz yaşanmış. Yani ifade edildi, Türkiye farklı bir Türkiye ve bu ayrışma Türkiye ile Amerika arasındaki ulusal çıkarların örtüşmemesi meselesi giderek artıyor. Ama 2002'den farklı olarak Türkiye artık bölge ülkeleriyle işbirliği halinde, bölge dışı ülkelerle işbirliğini genişletiyor. Afrika'da müthiş bir şeyi var, ilerlemesi var. Türk Hava Yolları'nın uçtuğu yer sayısı, açılan elçilik sayısı, bunlar Türkiye'nin gücünü artıran önemli parametreler. Ama görünüyor ki bu krizler devam edecek sanki, değil mi? Ben şimdi Serhan Afacan'a sormak istiyorum tam da bu noktada. Şimdi İran'la yaşananlar malum. Türkiye'yi kaybeder mi, kaybetmeye göze alabilir mi Amerika Birleşik Devletleri? Çok mümkün görünmüyor aslında anladığımız kadarıyla. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına bakışın da aslında bir dik duruş sergilediklerini söyleyebiliriz siyaseten de, halk nezdinde de. Ancak şimdiki ilk aşama, bir de bunun Kasım ayı var. Asıl gelecek ikinci aşama doğrudan petrol ve doğalgaz satışını engellemeye yönelik olacak. İran'ı nasıl günler bekliyor sizce? Yani Türkiye ekseninde de soruyorum bunu, çünkü Türkiye'yi de etkileyecek. Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Türkiye'nin tutumu ne olur? İran buna karşı nasıl bir önlem alıyor?
Çünkü dolar ilk yaptırımlardan önce mesela dolar piyasasında belli bir rahatlık sağladı İran. Hı hı. Bir serbestlik sağladı kısmen de olsa. Petrolle alakalı olarak bir önlemi var mı? Almayı planladığı bir yapmayı planladığı bir hamle var mı? Öncelikle az önce bahsi geçti. Doğalgaz aslında yaptırımlara dahil değil. Bunu bir not olarak eklemekte fayda var. Doğalgaz alım satımında karşılığı doğalgaz ticaretinde ABD finans zincirini ya da finansal sistemini kullanmadığınız ve dolar kullanmadığınız sürece ki İran'ın dolara erişimi malum hali hazırda ABD tarafından gözetme altına alınmış ve yasaklanmış bulunuyor. Petrol ve 6 Kasım Kasım ayında gelecek olan yaptırımların ikinci dalgasıyla alakalıysa 6 Ağustos akşamı birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir açıklama yaptı. Bir televizyon programında konuktu İran'da ve ayrıntılı bir konuşma yaptı. İç politika, dış politika meselelerinin konuşulduğu bir konuşma yaptı. Orada Avrupa Birliği'nden, Çin'den gelen açıklamaların, Rusya'dan gelen açıklamaların olumlu karşılandığını ancak asıl testin Kasım'dan itibaren verileceğini, asıl testten Kasım'dan itibaren geçileceğini söyledi. İran'da Kasım ayının bu anlamda kritik olduğunun elbette fazlasıyla farkında. Daha önce hatırlayalım, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etmişti. Yine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani çıktı dedi ki biz petrol satmayacakmışız Körfez'den, diğerleri satacakmış. Böyle bir şey yok dedi. Bu olacak bir iş. Bunu böyle Hürmüz Boğazı da uluslararası anlamda statüsü yani, çok tartışmalı bir yer. Çok hem tartışmalı bir yer hem de can damarı. Yani Körfez malum ticaretinin can damarı. Ve dedi ki yani böyle bir şey söz konusu olamaz. İran'dan komutanlardan zaman zaman alışık olduğumuz benzer tehditler geldi. Kasım Süleymani zaten her zaman seviyor bu tarz tartışmaların parçası olmayı. O girdi. İşte ABD'den yine Donald Trump'tan sert bir Twitter mesajı geldi. İşte never ever diye böyle büyük harflerle yazarak asla bir daha ABD'yi tehdit etmeye çalışma. Bedeli çok ağır oluyor benzeri. Şimdi İran bu tarz bir takım tehditlerde bulunuyor. İran'ın bunu yapamayacağını, yapmasının kolay olmayacağını elbette biliyoruz. Ancak ben İran'ın dik duruşu konusunda evet dik durdu İran 1979'dan itibaren. Ancak şöyle bir ayrıntı var. 1989'da İran-Irak Savaşı bittiğinden itibaren İran her vesileyle ABD ile orta yolu bulmayı istedi. Özellikle Rafsanjani dönemini hatırlayalım. 1989'dan 1997'ye kadar uzanan dönemdeki Rafsanjani'nin Cumhurbaşkanlığı dönemini hatırlayalım. Her zaman için ABD ile en azından Rafsanjani'nin o yeniden yapılanma döneminde söylemiş şuydu, en azından ekonomik menfaatlerimiz ekseninde ABD'li biz iş yapmalıyız. Ama tabii ki ülkede müesses nizam, o zaman büyük oranda henüz teşekkül aşamasında olan müesses nizam, devrim muhafızları ve tabii ki Hamine'yi buna direnmişti. Hatemi benzer girişimlerde bulundu. Hatta bana kalırsa Ahmadinejad da benzer girişimlerde bulundu. Ahmadinejad son derece ilginç bir figür bu bağlamda. Hiçbir vesile yok ki Ahmadinejad ABD'de konuşma fırsatını elde etsin ve bunu elinin tersiyle itsin. Her vesileyle gitti. Birleşmiş Milletler'de konuştu. Batı dünyasını arz endam etmeye çalıştı. Aslında o da bir nevi Batı'yla bir entegrasyon uğraşındaydı. Ancak kendisini Çin pozisyonuna, Rusya pozisyonuna koyarak bunu yapmaya çalışıyordu. Kendisinin bir süper güç olduğunu vehmediyordu İran'ın. İran'ın içinde de bir statüko var. Yani mutlaka var. Dolayısıyla bu ABD bu payeyi Ahmadinejad'a vermedi. O koşullarda bunu vermek istemedi. Ruhani'ye daha farklı bir koşulda kendi anlaşmasını empoze etmiş olarak Ruhani'ye bunu ABD yönetimi verdi. Böyle bir anlaşmaya geldik. Şimdi İran ne yapacak? İran'ın yapacağı öncelikle AB'nin ve Çin'in bu tavrını ne kadar kurumsallaştıracağı. Yani anlaşma ABD'nin bu yaptırımlar konusunda biz sizin yanınızda olacağız tavrını ne kadar kurumsallaştıracağını izliyor. Bununla ne kastediyorum kurumsallaştırmakta? İran öncelikle zımnen AB'ye diyor ki ABD'yi tekrar anlaşmanın içine dahil edin. Dahil edin. Hatta bahsettiğim konuşmasında Ruhani de bu mesajı verdi. Yani siz anlaşmadan çıkmışsınız. Biz sizle ne müzakere edelim? Önce bir masaya oturun evet, ki ondan sonra konuşalım. Tekrar bu anlaşmaya dahil olalım. Bundan sonra zaten şu küçük bir ayrıntıyı hatırlatmakta fayda var. Trump böyle sürekli el yükseltmeden önce şimdi her şeyi dahil ediyor o sepetin içine. Ancak anlaşmaya dair ilk kuşkularını başkan olarak dillendirdiğinde şunu söylüyordu. Bunun içinde balistik füze programı yok İran'ın.
Ve ikincisi bir 10 yıl temdidi konulmuş, daha doğrusu 10 yıl tahdidi konulmuş. Nükleer projesine getirilen kısıtlamaların büyük kısmı ile alakalı, uranyum zenginleştirilmesi ile alakalı. Bu iki madde beni çok rahatsız ediyor diyordu. 10 yıl sonra ne olacak diyor. Evet yani, ama sonra devamlı el yükseltti. Onu da dahil edelim, bunu da dahil edelim gibi biraz hakikaten ciddiyetsiz bir noktaya sevk etti. Ancak Trump bu noktada dururken Fransa'dan da benzer açıklamalar geldi. Evet, biz de Fali balistik füze konusunda aslında çok rahat değiliz ama bunu ayrı bir ek protokol olarak düşünebiliriz. Siz bu anlaşmada kalın. Biz bunu tekrar bir müzakere konusu yaparız diye. İşte başta konuştuğumuz, şimdiye kadar elde edebildiğimiz en iyi anlaşma bu mantığına dayanıyor burada. Tabii mesela. Hala AB'nin en ahlaki olarak en net pozisyonu bu. Diyorlar ki yani süper bir anlaşma mı? Hayır, ama olabilecek en iyi anlaşma. Bu aynı ifadeler Obama'nın da ifadeleriydi. Şimdi İran zımnen bunu bekliyor Avrupa Birliği'nden. Tekrar ABD'yi bu tehditkar söyleminden vazgeçirerekten masaya oturtabilir mi? Anlaşmaya dahil edebilir mi? Ancak bunun çok kolay olmayacağı, belki olup olmayacağı çok belli değil. İran'ın ikinci beklentisi şu. İran diyor ki bana anlaşmadan kalmakla menfaatlerimin garanti altına alınacağını temin edin beni. Bu konuda temin edin. AB ülkeleri diyor ki nasıl yapalım? Şimdi siz mesela Renault diyorsunuz ki kal. Peugeot bugün kalacağım diyor. Yarın Peugeot'un ne yapacağını bilmiyorsunuz. Total hala bekliyor. Bekliyor. Yarın Total'e siz empoze mi edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Hakeza Çin. Tamam, Çin'in biraz daha muhkem durduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha tavrının net olduğunu söyleyebiliriz. Bilmiyoruz. Çünkü Çinliler İran'a şöyle önerilerle geldiler. Bunu İranlılar kategorik olarak reddettiler. Dediler ki bizim uluslararası firmalarımız var. Doğal olarak ABD'li iş yapan. Biz daha küçük ölçekli KOBİ diyebileceğimiz firmalar kanalıyla, dolayısıyla ABD'nin uluslararası yaptırımlara tabi tutamayacağı firmalar kanalıyla sizle iş yapalım. İran tabii ki bunu istemiyor. Çünkü beklenen teknolojik altyapıyı ve teknolojik yatırımı bunların sağlayamayacağını düşünüyor ve beklenen kurumsal yapıyı da bunların sağlayamayacağını düşünüyor. Peki vaktimiz daraldığı için soruyorum tekrar. Şimdi petrole yönelik yaptırımlar gelirse, hı hı, İran'ın planı nedir? Yani bir B planı vardır muhakkak. Hı hı. Ne yapmayı planlıyor İran şu aşamada? Öncelikle petrol satabildiği ülkelere petrol satmaya devam etmeyi planlıyor. Hiçbir surette Çin örneğin İran'dan petrol almadan vazgeçmeyecek en iyi ihtimalle. Daha önceki yaptırım döneminde olduğu gibi belki bir miktar azaltacak. Daha önce %15-20 dolaylarında ABD azaltılmasını istiyordu. Çin'in bütünüyle ben İran'dan petrol almaktan vazgeçeceğini çok fazla öngörmüyorum doğrusu. Dolayısıyla İran satabildiği kadarıyla petrolü satmaya devam edecek. Türkiye elbette İran'dan yine petrol tedarik eden ülkelerden bir tanesi olacak. İran zaten global anlamda önemli petrol ihracatçısı bir ülke. Diğer taraftan şunu İran biliyor. ABD açısından mesele petrolü de ekonomik meseleler değil. Yani biz eğer ABD istediklerini verirsek ya da verecek bir sinyali gösterirsek ABD bu ekonomik alandaki sıkıştırmalardan pekala vazgeçebilir. İran'ın şu an itibariyle yaptığı ve yapacağı temel olan şey kendi onurunu kırmadan bir anlamda hani amiyane tabirle karizmasını çizdirmeden o masaya tekrar oturmanın yollarına bakacak. Türkiye'nin ne yapacağı konusunu sormuştunuz. Belki çok kısa yarım dakikayla bununla cevap verebilirim. Doğalgaz konusunda hiçbir şekilde Türkiye taviz vermeyecek. Bu normaldir. Petrol konusunda biliyorsunuz bizim ham petrol alımımızda İran birinci sırada. 2018'in işte ilk çeyreğinde yanılmıyorsam %50'nin üstünde bir alım yaptık. Türkiye'nin bütünüyle bunu azaltması ya da düşürmesi mümkün değil. Ancak yerel paralarla elbette bu yapılabilir. Ya da İran'dan alınan petrol karşılığında diğer ürünler bir anlamda bir barter usulü bir ticarete bu dönüştürülebilir. Ancak Türkiye'nin bu anlamda da pozisyon alabilmesi için ABD'nin pozisyonunu benimseme ya da ABD'nin yaptırımlar konusundaki tavrını benimsemesi için elbette Türkiye'nin halihazırda ABD'li yaşadığı ikili krizlerin bir şekilde bir hal çaresinin bulunması gerekiyor. Yani görünen o ki daha önce olduğu gibi sürmeye devam edecek. Çok yani olarak. Bakın Hazine Bakanlığı'ndan uzatmamak için eklemedim. Bir heyet geldi ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye'ye. İş çevreleriyle görüşmeler yaptı. Ne dedikleri belli değil. Hatta şöyle bir şey aktardılar. Deniliyor ki toplantıda limanlara, İran limanlarına biz ambargo uygulayacağız. Diyor ki oradaki iş adamlarından bir tanesi hangi limanlar? Bize söyleyin, bizim 3 aylık angajmanlarımız var. Önceden bunu belirlememiz lazım. Evet. Diyor ki henüz belli değil, biz bir hat kuracağız. Evet. 24 saat çalışan diye. Dolayısıyla belirsizlikler var ve devam edecek bu süreç. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Sayın konuklarımıza çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik bu akşamlık. Haftaya tekrar küresel oyunda görüşmek üzere.